Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen tek programı söylemezsem olmaz. Karşınızda başladık. Güzeller Güzeli Partilerim, bir Can Bali ve Yakışıklılar Yakışıklısı Partilerim. Ve bugün siyah beyaz izler içerisinde bahar geçirmiş. Yazdan, yazdan bahana. Efendim? Bu birinin elbisesi Jennifer Lopez gibi, evet, bir Jennifer şey. Jennifer pembesini giymiş. Öyle mi? Ben de mavisini Allah giydim. Allah Allah. Masada yani sen bizim... beyefendi konuşuyorum. Hayır beyefendiciğim, ben konuşurken neden orada bağırıyorsunuz? Günaydın efendim. Çok güzel bir yayın sizi bekliyor. Bu hız nasıl olacak? Bu haftanın ortasına nasıl bu kadar abi, hızlı gelindi? Abi şok. Gördünüz mü? Gördük. Kaan'la Göreceğimizi Pınar gördük. Denizi gördünüz mü Eleli? Gördük. Görmemiz önemli değil de. Vay. Ne kadar görecek olmamızı çok önemli. Bence Serencim, bence çok daha önemli bir şey var ki. Burada yapılan minik bir uyarı. Hiç bu çocuk el ele çıkıp hiç sevgilisiyle hiç yani bir şey derken ilk defa karşımıza çıktı ama az sonralarımız tabii, hazır tabii mı? Sonra vereceğiz de. Hazır. Bir bakalım programda bugün neler olacak. Ayarto Dalga yazın. Siz boş verin önce her şeyi. Sonra her şeyi boş verin. Buyurun. Yeniden mi günaydınlar diye. Diyecektim biraz. Gördüğünüz gibi programımızda bugün yok. Her şeyi A'dan Z'ye konuşacağız. İletişim adresini verelim ki siz de bizimle iletişim haline gelin. Çünkü bize bir an önce geçelim programa. Efendim WhatsApp ihbar numaramı 0552-770-06-23. Söylemezsem olmaz official. Bir Can Bali 2 İ ile. Bir Can Bali evde yok 2 A ile. Arto Dalga. Efendim Serengil, beni bulamazsanız Arto'ya yazarsınız. Bak yazıyorlar, kafam şişti yemin ederim. Herkes bana yazıyor. Yazıyorlar, sen ya. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorum yazıyorlar ben. Mesela? Ay, diyorlar ki ay söyleyemeyeceğim, çok kötü şeyler yazıyorlar. O zaman magazin turuna. Kim bana iyi şeyler yazıyor? O zaman magazin turuna gidelim. İhbaratını verdik beyefendi. Magazin turuna gidiyoruz. Bu ne, devamlı fırça mı yiyorsun? Ünlüler dünyasındaki en güzel haberler, en bomba gelişmeler söylemezsem olmazın hazırladığı haber turuyla karşınıza gelecek. Ünlü sunucu Osman Krause bir konserde görüntülendi. Ancak sunucuyla konuşma fırsatı bulamadık. Yıldız Tilbe kırmızı tahtıyla Harbiye'de gövde gösterisi yaptı. Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin. Yine en sevilen şarkılarıyla Yıldız Tilbe büyüledi. Giydiği siyah elbisesi ise dikkat çekti. Gülmekten öpüşme sahnesini çekemediler. George Clooney ile Julia Roberts birlikte kamera karşısına geçtikleri son filmin öpüşme sahnesi hakkında konuştu. Tek bir öpüşme sahnesini tam 80 kere de çektiklerini, bunun 79'unda gülmekten öpüşemediklerini söylediler. Harry Styles'tan Venedik Film Festivali'nde olay yaratan hareket. Rol arkadaşının üzerine tükürdü. Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine neden tükürdü? Ünlü şarkıcı Burak Kut bu sektöre neden küstüğünü itiraf etti. Kut ilk olarak daha önce insanları hep evine davet ettiğini, her şeyini paylaştığını ancak daha sonra arkasından konuşulduğunu öğrendiğini söyledi. Ayrıca Kut'u sektörden soğutan bir diğer etmen yapımcılarmış. Ve medyayla yıldızının hiçbir zaman barışmadığını söylüyor ünlü şarkıcı. Cemre Baysel ve Burak Çelik'in birlikte oynadığı Senden Daha Güzel dizisine Dilan Çiçek Deniz'den çelme geldi. Kusursuz Kiracı dizisiyle epey ses getiren Deniz, Senden Daha Güzel dizisinin reytinglerde çakılmasına sebep olmuş. Aşkı Memnu tadında bir dizi daha mı geliyor? Namık Kemal'in İntiba isimli romanı iddialara göre senaryolaştırılacakmış. Melisa Aslıpamuk ve Selahattin Paşalı dizinin başrolleri olarak konuşuluyor. İmam Hatip'lere söylediği sözler sebebiyle tepki çeken Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Ev hapsi devam edecek. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenilen Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak. İmam Hatip'te okumuştu önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor falan. Ezgi Mola ve Birkan Sokulu ile birlikte Masumlar Apartman'da oynayan ve adından söz ettiren Merve Dizdar dizinin senaryosunun ağırlığına gönderme yapıp psikolojik tedavi aldığını itiraf edip güldürdü. Erkan Petekaya'nın başrolünde oynayacağı O Kız dizisi merakla bekleniyor. Dizinin afişi paylaşıldı. O Kız'ın oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Sezin Akbaş oğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döer gibi isimler yer alıyor. İnşallah iyi olur. Bir dönem Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen
Azal Subaşı'dan samimi açıklamalar. İş dışında tüm hayatımı çok plansız ve anlık yaşıyorum. Ha yok, tatsızlıkla ilgisi yok yani ya, benim. Hande Erçel bir hastanenin önünde, arabasının içinde saatlerce neden bekledi? Kimi bekledi? Hasta olan kendisi mi yoksa hastanede beklediği biri mi vardı? Edindiğimiz bilgiler kafa karıştırıyor. İddialara göre şoförü eczaneden ilaç alıp hastaneye götürürken kendisi araçtan ayrılmadı. Şu an bir yoğunluk programı var, o programı yapmaya çalışıyoruz. Piyasadan adeta sessiz sedasız kayboldu. Yıllardır ortalıkta gözükmeyen Esra Ceyhan'ın yeni halini görenler şoke oldu. Sağlık durumu merak konusu olan doğayan gazeteci Hınçalı Uç'un sağlık durumu hakkında yeni bilgi geldi. Artık makinelere bağlı değil. İddialı kıyafetler giyme modasına İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e dahil oldu. Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak iddialı kıyafetiyle ses getirirken İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bu güzelliğe kayıtsız kalmadı. Yazdığı senaryolarla adından söz ettiren senarist ve oyuncu Gülse Birsel'den yeni proje müjdesini ima eden bir paylaşım geldi. Hülya Koçyiğit Film Gibi Hayatlar programında Zeytin Ağacı dizisinde oynayan şarkıcı Murat Boz'dan övgüyle bahsetti. Güzel oyuncu Deniz Baysal ve 3 yıllık eşi Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu evlilik yıl dönümlerini kutladı. Aldatmalarıyla ünlü Gülben Ergen sallantılı aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gülben Ergen trafikte bu sefer kiminle yakalandı? Yanındaki gizemli beyefendi kim? Geçtiğimiz gün bir savaşçı zırhını andıran sahne kostümüyle göz dolduran Hande Yener şimdi de yine sıra dışı bir kostümün üzerine taktığı beyaz peleriniyle adından söz ettirdi. Türkiye'de sahne modasını Hande Yener mi belirliyor? Bu hayatta mütevazılık konusunda İrem Derici gibi olun. Ünlü şarkıcı Derici geçtiğimiz günlerde saygı konusunda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Şimdi de giydiği beyaz elbisesiyle İstanbul'da konser veren şarkıcı sahneden fotoğraflarını "Bu kız nedir artık ya böyle, canımızı sıkmaya başladı iyice" sözleriyle paylaştı. Ezgi Mola'nın saçlarını kısacık kestirmesinin sırrı ortaya çıktı. Ezgi Mola yeni bir projeye mi başlıyor? Yüz felci geçirip herkesi şoke etmişti. Justin Bieber'ın dünya turnesini iptal ettiği ortaya çıktı. Tom Cruise'la başlayalım. Hadi bakalım. Bir röportaj düşünün ki uçağın üzerinde gerçekleşiyor. Yani... Neden olur böyle bir şey? Tom Cruise'un böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Ne değişik? Asla ihtiyacı yok ama Tom Cruise yani adam neredeyse 60 yaşında. Şaka evet. Gibi ya. Evet. 20 yaşındaki adam gibi. Ya minyon işte. Feci bir şey. Yani minyon ama yüzü ya. Gözü hani her şey. Genetik mi? Fit, genetik. Ama yok, bence ufak dokunuşlar da var. Ufak dokunuş da olabilir. Ufak mı? Siz Tom Cruise'un herhalde kendini yaptırmadan önceki halini görmediniz. Evet ama estetik hayır. Ötesi bir şey. Ama hayır yani. Hep aynı dinginlikte gidiyor ya sanki hiçbir şey yokmuş gibi doğasında bu var. Spordur ya. Evet. Yani işte bizim Mustafa Sandal gibi. Hı. Aynen. Mustafa da mesela Burak Mustafa onun, da kaç evet. Yaşında hepsinden genç duruyor yani hani. Çok tatlı bir röportaj ya. Adam hep aksiyon filmlerinin starı, aktörü evet de, olduğu için. Buna da popo ister yani gerçekten böyle bir röportaj yapmak için. İşte kariyerin sonuna doğru artık ne yapayım hani ne yapayım da konuşturayım. Yani ya da diyor ki ben iyi bir aksiyon, her zaman iyi bir aksiyon oyuncusuydum. Çok kullanmıyorum evet. Falan filan yani. O mu demek konuşuyor oluyor? Musun? Zaten çok sportmen bir adam. Yani zaten çok başı çok şuna Türkiye'de baksana ya. Türkiye'de kim yapar bunu? Kim? Türkiye'de bunu kim yapar? Bir tek rahmetli Cüneyt Arkın yapardı. Aynen. Gerçekten dublör ve kullandı. Çok da, çok da yakışıklı bir adamdı biliyorsunuz. Bence Faik Öztürk de yapabilir böyle bir şey. Oradan da düşer Safiye ile birlikte. Ben tam Faik abi. Faik gidiyoruz Faik diye aşağı uçarlar. Bu cesaret isteyen bir şey. Ya. Gerçekten tabii. Bu cesaret isteyen bak, bir şey. Ona baktım ya elim terledi. Gerçekten. Ki ben normalde uçaktan korkmam ama açık havada korkmuş yükseklikten. Ve evet. Farkındaysan ama... bir koruma yok bir şey yok. Evet ya. Ne bu Allah'a emanet gidiyor. Allah korusun. Peki şimdi Aşk-ı Memnu tadında bir dizi mi geliyor? İlk edebi eserdir biliyorsun İntiba. Namık Çocuklar Kemal'in. Bu Aşk-ı Memnu'nun biz arada Seren'le de konuştuk.
bu Aşk-ı Memnun'un bu kadar tutmasının sebebi, yani bu kadar sapkınlık iğrenç bence, bu kadar sapkın bir ilişki var. Yani, ve bizde bu reytinglerde hep bir numara. Ya düşünülecek. Biz seviyoruz birazcık böyle alengirli hayatları. Yani düşünsen yani bu alengirden de kötü kendi, bir şey ya. Amcasının karısıyla beraber oluyor. Evet. Ve en çok onu seviyorsunuz o dizide. Bence sonunda yani, sonunda o kadının ölmesi gönülleri ferahlatan bir aşkım, şey. Ya, kimse ferahlatmıyor, herkes kimse, de üzülüyor. Bilakis de Beren'in tekrar uyanıp diziye dönüp devam etmesini istiyor. Neyse Aşk-ı Memnun. Çünkü heyecandan, heyecan hepimiz. Şimdi bu dizi tekrardan başlasa hepimiz heyecan seyrederiz. Ama çok iğrenç ama bir heyecan. Ben de anlamıyorum niye bu tip hikayeleri çok tutuyoruz. Bence birçok nedeni var. Kast ve senaryo ve tabii ki oyunculuklar. Bunlar ama hayır yani insan düşünmesi geliyor. Sihirli bir iş. Yasak aşk. Yasak aşkı tabii çok kıymetli. Maalesef. Yasak burada olan her şey cezbettiği gibi insan olduğunu, aşkı da cezbediyor. Şimdi yeni bir dizi geliyor. Yani. Aşk-ı Memnun tadında bekleniyor. Çünkü burada benim bildiğim kadarıyla intiba kitabı, evet Namık ilk edebi Kemal eserimiz ama sanırım orada Mah Peyker adında bir kötü kadın vardı. Mesleği yani mesleği açıdan bak kötü. Onu iyi anlar Beren. Öyle biri vardı ve ona aşık olan bir adamın onun uğruna bitmesi, maddi manevi bitmesi öyle vardı. Öyle bir tanıdığım var benim ünlülerden. Nasıl? Evet. Neyse işte onu, o adamın hikayesini anlatıyor ve son zamanlarda izlemekten çok keyif aldığım bir oyuncu Selahattin Paşalı oynuyor. Ve tabii ki karşısındaki oyuncu hanımefendi de Melisa Aslıpamuk. Ben kim anlıyorum? Aşağıda da Şeyma ile Mido yazıyor. Şey başrollerde Şeyma ile Mido oynuyor herhalde dedim. Şeyma'ya uyuyor ya. Hayır uymuyor ya. Dur şimdi Şeyma'yı karıştırma. Bu dizide bana göre bu sezonun en iddialı yapımlarından olabilir, biri olacağı benziyor. Bir kere zaten senaryo yani eser çok güçlü. Söylerken çok güçlü bile eser, bir hoşuma gitti. Öyle mi? Ha. Mah Peyker ve dönem aşkı filmi olacak herhalde. Tabii. Öyle evet, anlaşılıyor. Dönem filmleri çok güzel. Eğer iyi işlerse şimdi bazı dönem filmleri dizi, o kadar uyduruk dizileri uyduruk yapıyorlar ki evet, o dönemi mesela kadının makyajı, kadının saçı 2022. Sonra, evet yani öyle saçma sapan şeylerde yakalanıyor ki inşallah güzel bir hazırlık yapmışlardır. Ama bazıları da çok güzel oluyor. O Kurt Seyit falan ne kadar güzeldi. İşte güzeldi de o da tutmadı işte. Esra Ceyhan'ın yeni halini gördünüz mü? Esra Ceyhan'ı hatırlıyorsunuz tabii. A'dan Z'ye'ler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bir devre imza atmış bir kadın. Kadın kuşağının almış, değil mi? Kilo almış. Keşke o olsa. Yani şu andaki birçok kadın programından çok daha başarılı ben zaman olacağını zaman, düşünüyorum. Zaman çok, zaman çok, çok gittim ben. Ben de çok gittim. Çok konuk da severim. Olarak kilo almış arkadaşlar. Tatlıydım. Yani hiç evde yüzünde oturuyor, bir değişiklik yok. Yok ya aynı sincap gibiydi zaten. Ben ona sincap derdim. Sincap gibi bir kadındı. Şimdi de biraz kilo almış. Verir kilosunu. Bir de çok meşeli. Ay çok yılandı. Ay sen var ya. Ne oldu? Ay arkada ne kaynatırdık onunla. Ya. Ay çok tatlıdır ya. Ya Esra Ceyhan'ın. O anılarım geldi aklıma. Esra ilk önce bir tane bir H ile başlayan bir kanal vardı. Neydi çok eski? HBB. HBB mi? HBB. Orada tarot şeyi bakan bir kadınla program yapıyordu ilk. Ha. Orada kariyeri öyle başladı. Ondan sonra da yıllarca ATV evet, çok başarılı. Ben şeye çok canım sıkılıyor. Yani bu kadınlar çok başarılı. Birisi daha var öyle şey. Hani hayatını bütün hayatını yapıyordu kızın adını nasıl unutuyor? Yasemin. Yasemin. Evet. O ikisi, Yasemin Bozkurt. Yasemin Bozkurt da Esra Ceyhan. Bana göre markalaşmış tabii, tabii ya, iki tabii tane o kadar isim. Haklısın ki. Bana göre onlar ekranda olmalılar. Zaten bu kayıp programları Yasemin'le. Yani. Kadının yani, sesi. Aynen. Bir, kadının sesi programları hep Yasemin'in başlattı. Yasemin'in yaptığı programlar yani, her zaman çok iyiydi. Özellikle hayat hikayeleri. Kimsenin süper yapamadığı, kimsenin konuk alamadığı. Yani o yüzden şu anda kilo almayacak, tanınmayacak. Hiç umurumda değil. Esra Ceyhan çıksa gene. Çünkü konuşması, olaylara bakışı, her şeyse çok iyiydi. 90'lara imza atmış. Esra Ceyhan'ı görünce Sabri var ya uçan adam. O geliyor aklına. Ne yapıyorsun? Sakin sakin böyle duruyor ya kartotex'le. Ne yapıyorsun Sabri? Alın bunu diyor. Ay çok acayip bir profesyonellik ya. Çok tatlı. Şimdi burada biri zıplasak kim bilir ben nerelere zıplarım. Yani, peki. Yapımcılar ve televizyoncular yani ben anlamıyorum. Belki böyle yani gündeme geldiyse belki yok, altında bir şey vardır yok, belki. Son, ya sosyal medya aktif kullanılıyor bu arada ben bakıyorum he, orada bir. Ama son görüntüsüyle aşkım gündeme geldi. Kilolar alınır verilir hiç önemli verilir, değil. Aynen çok öyle. Güzel. Çok onu güzel seviyoruz. Peki Gülben Ergen yakalanmış trafikte bir beyefendi. Ay evet onu merak ettik. Ama ben anlayamıyorum biraz yaşı büyük bir beyefendi mi o? Hiç göremiyorum parlama yani var. Artık parlama artık var. Bir tam ekran verir misiniz buyurun.
Ha. Göbeği falan var. Belki menajer falandır ya. Polat'ın göbeği var mı? Yok bu evet bu yaşı ya belki de şoförüdür. Şoförüdür yani. Şoförü. Şoförü olabilir. Yani genelde yakalanmaz trafikte çünkü. Öyle mi? Yani 30 senelik kariyerinde trafikte çıktı. Bir kere spor hocasıyla yakalandı. Öyle mi? Evliyken. Birçok yerde yakalanma diye çıkmış bu arada haber. Ne? Haber birçok yerde yakalandı diye çıkmış. Tabii öyle çıkacak ki yani yayılabilsin. Yani bak ama ben böyle gündüz bence sen buna inanmadın mı? Ben de. İnanmak istese inanırdı bak doğruya i̇nanmadım. Doğru yapıyor. Ha? İnanmadınsa inanmadın. Ben de inanmadım. Yok ben de yani çünkü gündüz yani bu kadar aleni şekilde bence bildiğimiz şoförüdür ya da yardımcısı. Şoför. Yardımcısı olabilir. Şoförüyle peki devam olabilir. Edelim. Hande Yener'in kostümü ilginç. Camdaki kız gibi. Hande Yener'le dün canlı konuştuk. Evet tam konuşurken ben çıktım. Çok selamları ver. Çok çalıştığı için. Bütün yaz. Bu sene hepimize, Hande Yener evet. Ve Demet Akalın. İrem Derici bana bak. İrem Derici de vardı. Çok, yani, çok ben çalıştım. Starlardan yani büyük isimlerden bahsediyorum. Hayır yani ama şimdi çocuklar niye senin niye ışığın barışmadı, enerjin barışmadı İrem'le? Ama şimdi bak böyle söylediğin zaman sen benim partnerim olarak şöyle bir şey yapmış oluyorsun. Söyle bakayım. Yani ben sevdiklerimi kayırıyorum, sevmediklerimi... Yok, hayır. Yani, sence peki sana sorayım bunun cevabını. Tabii daha genç, Hande doğru, Yener'le tamam. İrem Derici aynı daha söylemeden, evet, daha mi? Onlardan tabii değil, ki daha genç. O zaman genç. Hakkaniyetsizlik yapmıyorum. Gerçekten İrem tabii bir sonraki jenerasyon ama önemli değil bir sonraki jenerasyon olması. Peki sana ben bir soru sorayım. Sen niye bir tane mesaj atana hemen inanıp böyle hemen onu korumaya alıyorsun? Arkandan ne konuştuklarını biliyor musun? Arkandan ne söylediklerini biliyor musun? Hemen bir muhafaza. Senin tarzın da yanlış. Onun yaşadığı kötü ilişki. Onun yaşadığı kötü ilişki. Onun yaşadığı her şey starlık olarak geri döndü. Hiç öyle bir şey olmadı. Acı bir şey insanın kariyerinde olaylarla dönmesi bir şey yani. Dünyadan haberin yok. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. O yüzden Seren'in üstüne bu konuda gitme. Aferin aşkım teşekkür ederim. Yani en sevdiğim partneri. Ama bu yaz Hande ve Demet'in yaş olarak söyleyelim. Gerçekten muhteşem bir yazıydı. Hande ile Demet her yaz onu söylüyor gibi. Yani eşantiyon olarak gidenler var. 3 tane 4 tane. O 3 kere paylaştılar o konserleri. Ben söyleyeyim Gülben Ergen'den bahsediyor. Evet, ama hayır. Zaten Gülben de popçu değil. Bu arada. Popçu değil. Popçu Gülben değil. Ergen neci olduğu da belli değil. O solist popçu de değil. Bak çok enteresan. 3 büyük gazinoda da çıkamadı. Çünkü solist değil. Solist desen solist değil. Popçu olmak istedi. Ya şu Gülben Ergen'i bir bağlasak yani, buraya. Hakkı var. Bu kadar atıfta bulunuyor. Kadar bağlanır mısın? Senin arkadaşım. Senin storiesinde paylaştı. Evet. Sırf bana inat olsun. Ay bir baktım. 20 gün sonra yani, bir daha paylaştı. Tabii. Şok oldum ben. O malzemeyi verdin abi. Kadın bir şey söyleyeceğim. Hakikaten mesela kim modacım veya da kim hani şey. Hemen onu arıyor. Acaba benimle de bir aşk olabilir mi? Tabii. Sen, yani senin kim olduğun önemli değil. Yüzüne tükürsen yine benim yanımdasın ya. Senin yanına çekmek için yapar. Evet. Hande'nin kostümünü savaş... Ya, çok ağır bir kostüm. Ya bir de... Sahne performansına da gitmiyor evet. Yani şey çok zorlayacak bir kostüm doğru değil mi? Her yer gladiatör gibi o ya. Şimdi bu kız elektronik müzik yaptığı için buna ne yapsa hani bizim şimdi tarzımızdır tarzımız değildi. Biz başka bir kafada bakıyoruz. Ben dünyadaki Madonna yerine koyuyorum. Evet, yani buradaki yeni nesil Hande'yi. Madonna. Evet. Ben de yani ben Hande'yi o şekilde kabul ediyorum çünkü yaptığım müzik pop müzik değil. Bak çok ona enteresan. Ona göre yenilikçi kız. Cher, Madonna evet, böyle. Evet. Cher'in böyle bir kıyafeti vardı. Aynen. O birden o çağrıştırdı. Bir adetör şeyi gibi. Yani ben Hande'yi beğeniyorum. Ya yenilikçi ve ya bir şey söyleyeyim. Bir de vücuduna da çok dikkat ediyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Kendine ya, çok dikkat ediyor. Evet. Çok abi bu işi yapanın 44 beden kalçası olamaz. Hmm. Kendimden de biliyorum. Bu saygısızlık bir benim var. Yani. Bu işi yapıp 44 hayır, beden. Kadınlardan ve sahnedeki şey kadınlardan bahsediyorum. Yok yani ne yapacaksınız yapacaksınız. O kiloyu vereceksiniz. Ya, öyle veyahut da böyle. Yol ne olursa hiç fark etmez. Sibel Can'ın var. Evet. Ya çok istisna bir şey biliyor şimdi, musun? Şimdi şöyle Sibel Can şeker hastası. Öyle mi? Tabii. Onun kilo vermemesi de lazım. Sibel çok Can öyle diyet falan ciddi diyetler falan maalesef yapamıyor. Şu anda hani düşünün Sibel var, Deniz Seki var.
Gerisi kilinde alkol problemi var. Duramıyor alkol içmeden. Ondan kiloları alıyor. Öyle mi? Yoksa mide ameliyatı başka, oldu. Başka kim mi? Var? Hadise var diyeceğim ama Hadise çok şişman değiller. Yani Işın bizim yani. İridir. Işın ama hep ileride. Ama Işın da ileride, evet, beri ileride, ama o zaten ilelebet. Uzun, heybetli bir kadın yani. Evet, ilelebet var onda. Yani bunların bazıları sağlıkla ilgili verememek aslında. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir daha genetik de yani. Tabii onun için cerrahi müdahale yapılması gerekiyor. Cerrahi yapıldı ama Işın'a. Gene olmadı. Peki böyle yiyip kilo almama genetik. Evet. Tabii. Evet. Ama yiyerek aldığın o kiloyu yemeyerek verebilirsin ama hastalıktır, şekerdir. Onlara yapacak pek fazla bir şey olmuyor. İşte o bir tek çok önemli o cerrahi müdahalelerde yine de. Doğru. Tabii ki o kilondan en azından çok daha az kilolara düşebiliyorsun vallahi ama yani o da cesaret şey istiyor. İşte cesaret, evet, benim gibi bazen Fatih yani Yürek yıllarca biliyorsunuz şişmandı. Tabii. Yalandan devamlı derdi ki Fatih çok şişman böyle gazım var. Bu 26 yıl gazı bitmedi. Sonra birden çok bir cerrahi müdahale oldu. Ne oldu dedim lan? Hani gazım vardı. Çıktı gazı. Ya çıktı. Cengiz Kurtoğlu çok kilo verdi. Evet. O da mide ameliyatı ve çok sağlıklı şu yani an. Bazen gerçekten ameliyat hani mümkün olduğu kadar ki. Obezlerdi ama. Evet mümkün olduğu kadar tavsiye etmiyoruz ama. Ben bu konuda kötü örnek oldum Türkiye'de. Obez ve hastalarda asla, ama. Şeker asla. Hastalarında. Ben kendi bazı iradesizliğime yani diyet yapacaktım. Spor yapacaktım ki iyi spor yapan yani bütün sporları kabiliyetli bir tipim yani yapacaktım ağzımı tutacaktım yok kolay gideyim midemi evet. Evet. Ne oldu ölüyordum Allah çünkü olsun. Bana yapılması gereken bir de şey sen ileri o, hele o bağırsak ameliyatı ben size bir şey söyleyeyim mi gerçekten çocuklar organ yetmezliğine ölüyordum ben bu sene olmayacaktım evet. Eğer bu son ameliyat olmasa Allah korusun Allah korusun yani o yüzden de yani maalesef her şeyde bu sene değil de. Ama maalesef bu sene de. Ama ağlıyordu hastanede. Gül be olabilir. Yalandan o timsah kızı. Sen kesin öylesindir yapıyorsun. Bak diyorum ki Gül beni bak dedim senin yüzünden her an bitebilirim. Onun için hemen bir televizyon programı hazırla dedim ama. Ama işte onun kimse, televizyon hayır, programı da yapsa kimse televizyon. Ona kimse. O çünkü o 90. bile olmuyor. Olmuyor yani. Onunla boşu boşuna yanaşma. Orada bir şey yok. Ben, yanaşacaksan başka yere yanaş. Ajda'ya benden gideyim. Daha kuvvetli falan. Artık Ajda'ya falan gitmen lazım. Hadi evet. Geçelim diğer konuya. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Bir dargın bir barışıktı bu Şeyma Mido aşkı. Kucak kucağı görüntüleriyle tekrar barıştıklarını müjdelediler. Buyursunlar. Böylesi görülmedi. Şeyma Subaşı ve bir dargın bir barışık sevgilisi Mido'dan olay yaratacak pozlar. Sosyal medya paylaşımları, çarpık yaşamı, Şeyma Subaşı yine yanıltmadı. Sosyetenin akın ettiği çöl partisinde verdiği cesur pozlarıyla şaşırtmadı. Şeyma ve Mido'nun kucak kucağı pozları olay oldu. Bu nasıl ilişki? Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mido ile 2019 yılında yeni bir aşk yelken açmışlardı. Ama bu aşk nasıl bir aşktı? Pahalı hediyeler, tatiller, maddiyat üzerine kurulmuş bu sahte masalın üstüne kara gölgeler düşmüş. Mido'nun dolandırıcı olduğu belgeler ortaya çıkmış. Mısırlı iş adamının pahalı hediyelerin sahte çıktığı iddia edilmiş. Ibiza'da tatil yapan çift ayrılmıştı. İddialara bir açıklama yapan Subaşı, bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın ifadelerini kullanması iddiaları doğrular nitelikteydi. Ayrılık sonrası devam eden çekişmede Mido'nun dolandırıcı olmadığı Şeyma'nın para için onunla sevgili olduğu yazıyordu. En büyük iddiaysa Şeyma'nın hamile olduğu ve bebeğini düşürdüğü söylentileriydi. Öyle ki bu söylentiler gündemi bayağı bir meşgul etti. Esas büyük bombaysa Mido'nun ayrılığın hemen ardından Hollandalı bir güzelle yeni bir ilişkiye başlamasıydı. Bu olayın ardından Subaşı Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı. Sosyetik Playboy Hakan Sabancı ile de bu süreçte yakınlaşan Subaşı Selim Şankaya ile de görüntülendi. Süreç devam ederken Mido, Serenay Sarıkaya'yı yakın markaja aldı. Fotoğraflarını beğendi. Ama çift bu ayrılığa uzun süre dayanamadı.
Ve Subaşı 13 milyonluk takipçili hesabından kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilde beraber çekildiği fotoğrafla barıştığını duyurmuştu. İlişkileri dolu dizgin devam eden çiftten çöl partisinde aşk pozu. Şeyma Subaşı en son Mido ile birlikte çöl festivaline katıldı. Paylaşımlarıyla her geçen gün doz arttıran Subaşı son paylaşımıyla yok artık dedirtti. Festivale katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı daha önceki paylaşımında Midom'la birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak açıklamasını yaparken Mido'nun hala serenay takıntısından kurtulmadığı görülüyor. Şeyma bu takıntıdan haberdar mı? Umut Evirgen'in Mido'nun beğenisine tepkisi ne olacak? Onlar mutlu sona erecekler mi bilinmez ama Mido'nun serenay takıntısı devam edecek gibi. Şeyma'nın bu yılki Burning Man partneri Mido'ydu. Aynen. Ve biraz iddialı fotoğraflar. En azından aşkıyla gitmiş oldu ben bu sefer. Ben bilmiyorum, inanın size geçiyor ama ben Şeyma'nın Mido'ya düştüğünü, bayağı evet, aşık olduğunu hissediyorum. Aynen öyle. Bayağı düştü. Kesinlikle yani. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ve hiçbir Türk aileyle burada evlenme şansı yok. O statüde yani. Hı. O yüzden de böyle bir adam bulmuş, ona bir şekilde değer veriyor, bir şekilde o da onu seviyor. Onu tabii kaçırmak istemiyor. Burada Şeyma'nın yani çok iyi bir ailenin hiç evlenmemiş veyahut da falan bir çocuğuyla falan evlenme şansı mümkün değil bu olaylardan sonra. Kafa yapısı da çok önemli. Şimdi bilmiyorum yani beni mesela Burning Man'e götürebilmesi için benim oradan çok zevk almam gerekiyor değil mi? Mesela Mido'da çok uyumlu çıktı ya. Her şeye tamam, uyar oğlum. Evet. Uyumlu yani, bir herif çıktı yani adam. O da bırakmadı onun peşini mesela. Yani çok enteresan evet. Bir Şeyma'ya aşık değilse neyi sevdi? Yok, yani o da aşık. Sonuçta o... Türk basınında ünlüsün. Hani acaba Türk basınını Araplar da takip... Bir de bu çocuğun etrafında da çok daha Amerika'da falan orada ne güzel kızlar neler var yani. Hala burada Serena'ya falan da baktığına göre bence bu çocuk Türkiye'de ünlendi ya. Ünü evet, seviyor erkekler. Işte. Bütün olay o bence. Ünü seviyor erkekler. Erkekler ünü sevdiği için Türkiye'de ünlendi adam. Acun'un uzantısı olarak. Yani Şeyma'yı biz Acun'un eski karısı olduğu için bahsediyoruz. Ve hayat şeklinden bahsediyoruz. Ama Acun'la evlenmiş olmasaydı Şeyma'dan bahsedecek miydik? Hayır. Acun'un uzantısına bak. Kaç zincirleme ünlü kaç yapıyor nesil. Herkese. Evet. Kaç nesil. Acun evet. Keşke benle de çıksaydı da bari. Nereye ya? Ben, yemeğe falan herhalde. İşte yemeğe yani bir yerlere gözü gözükseydik yani paparazzi'de. Evet. Yani ben çok dua ediyorum bu çocukla evlensin. Yani gerçekten. Şimdi bir şey yani daha var. Ben isterim evlenmesini. Bu Mido Şeyma ile ayrıldıklarında Serena'yı hep like'ladı. İşte o da tamam. Niye? O da kıymete bindiriyor ama. Tabii. O da bir endişelendirmez mi mesela tabii Şeyma'yı? Bu Mido Arap mı? Evet, Arap. Arap bize kökenli. Benziyorlar. Aynen, tabii tabii tabii. Hemen yani, kısasa kısas. Öyle mi yaptın, böyle mi yaptın? Hani bunu gidip de bir Amerikalı, İtalyan kültürü falan yapmaz. Hemen öyle mi yaptın, böyle mi? Nasıl onu kıskandıracağını biliyor. Biliyor. Yalnız bir şey soracağım çocuklar. Bu The Mido aboneliği diye bir şey varmış. Aboneliği. Acaba parayı buradan mı kazanıyor? Yani 69 liraya üye olursan. Aa. Bu ne demek? Bu rezillik değil mi? Rezalet bir şey yani. Abone olduğu ne oluyor yani? Bilmem. Ben yani Instagram'ına sanırım. Senin anladığın bir şey bu. Çünkü de onun için sana soruyorum. Böyle bir hale geldi. Instagram'da bazı özel ve private hesaplar olacak yani. Böyle parayı veriyorsun da üye oluyorsun biliyor musun? Abone oluyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Çok mantıklı ya. Öyle yapmış kendini. Hemen yapalım. Ay bence bir şey söyleyeyim. Ben de yapmak istiyorum. Şeyma'da harcadığı paraları buradan çıkartıyor olabilir. 69 TL mi? Evet. Dolar mı TL mi? Bak bakayım. TL. Tek seferde mi? Ya seviyorum. Ay taksitle aşkım. Hayır öyle değil. Böyle. Her ay mı verecek? Çok enteresan bir şey yakaladın. Aylık 66 TL. Aylık bir evet, de. Evet her ay bunu verecek. İstediğin zaman iptal etme şansı da tanıyor Mido. Evet. Bu ne ya? Tarihte yok böyle bir şey.
Şeyma'nın nereden para geliri, Mido'nun daha doğrusu olduğunu... Bir dakika, olduğunu... bunun bana peki aşkım bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Banu Alkan'ın sevgilisine ünlü olacak diye yaptık. Olmak istiyor diye. Al Mido işte. Tabii. Bunun üzerinden para kazanıyor. Hayır, şu da güzel. Bak şu güzel. Bana her ay 66 lira verecek kişi hakaret de etmez. Kötü yorum da yapma. Mis. Mis gibi bir takipçi sayısına evet sahip. Yani seni... Ben hakaret desem parasını alıyorum onu. İstediği kadar etsin. İşte paradan haber verin. Ya bu çok mantıklı bir şeymiş ama orada rozet falan da var. Instagram'da canlı... Aynı TikTok gibi olacak evet, işte. Canlı yayın açtığında para kazanma ihtimalin olan bir şey oldu. Aa, var evet o var. Rozet. Ben bu sene yaptım onu. Sanırım Mido onu yapıyor. Ama... Bunun için sayfayı gizlemek lazım Seren. Ama ben bu sene yaptım, öyle bir seçenek çıktı. Aa. Evet. Para kazanabiliyorsun. Banka hesap, account'unu falan hepsini yazıyorsun oraya. Bir şey çıkıyor önüne. Ben yazdım onları. Oldu mu yani? Oldu mu bilmiyorum. Banka hesabımı yazdım oraya şu an. Canlı yayın ben pek yapmayı beceremediğim için bankada yapamıyorum. Bankada bütün bunun paralarını da almışlar. Ne yapıyorum mesela? Sonra benim o da gelir başıma biliyorsun değil mi? Peki bu ilişkinin devamlılığını nasıl buluyorsunuz? Aman devamlı olsun, buradakiler huzurlu. Türkiye çok huzurlu. O yüzden bir de orada onunla bence evlensin de. En azından Mısır düşünsün. Yok yani, bu evlilik, bu iş evliliğe gideceği benziyor. Her an ben gitsin çocuk ama. Da bekliyorum. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Çocuk böyle bekliyorum. Ayrılan barışan, tekrar birbirlerine dönen, birbirlerini unutamayan çiftlerde bir organik bağ oluyor. Yani bir şeyler oluyor. Yani en azından tamamlanmadan bitmiyor. Her zaman söyleyeceğim. Tamamlanırsa yani bunlar tamamlanmadı. Yarım kalan tamamlanacak arkadaşlar. Tamamlananlar için konuşmuyoruz. Hiç. Ben sana bir şey söyleyeyim. İşte bazen öyle de aldı, böyle de aldı. Gördünüz mü? Ayrıldınız minnel falan. İçimden diyorum ki sen öyle san. Çünkü öyle diyorum yani. Sen öyle san diyorum. Çünkü ben biliyorum yani. Ben şu hayatta... Senin bugün... öyle oldu mu? Tamamlanmayıp tekrar barıştığın? Tabii ki. Oldu. Oldu olur. Hayır. Çünkü bu oldu, hayat olur. Böyle. Olayım. Kusura bak, hiç kimse fiilen bitirebilirsin. Ama içsel olarak bitiremediğin hiçbir şeyi bitirmiş olamazsın. Fiziksel olarak ayrılmak kimyalarımızın da ayrılığı anlamına gelmiyor o zaman. Kesinlikle. Ben, yani bu fizyon, doğru filozof konuştu. Kesinlikle. Aşk doktoru. Yani ayrılmak aşka dair bir şey. Ayrılmak, nefret etmek, kızmak, söylenmek, sövmek hepsi aşkın içerisinde. Sürmek. Ayrı kalmak da bir başkasına yani her şey kim derse ki öyle değil. Artık yalan. Ben o yüzden evde yok. Yani hiç ben evde yokum. Bunlar bu da bitecek. En güzel. Tamamlanacaklar. Ondan sonra bence ömür boyu bu çocukla geldi. Sen bütün ilişkilerinde tamamlandın mı? Hayır. Tamamlandığın ilişkilerin mi oldu? Tamamlanmadan bir tane ilişkim oldu tabii ki. Yani başka faktörlerden ayrıldım ama hislerimin devam ettiği ve o faktörlerden ayrıldığım için severek ayrıldığım kişiler oldu tabii ki. Yani niye yalan söyleyeyim? Ya. Evet. Severek ayrılmak da çok kötü. Severek ayrılalım aşk yasın. Eğer mutlu olursak yeniden barışalım diyor. Sen, onu bilemem. Sen bütün... Ben mesela deniyorum. Tamamlanmamışsa deniyorum. Tamamlayıp bitiriyorum. Tekrar hayatıma dönüyorum. Sen son tamamladın yani. Ben her şeyi tamamladım. Benim tamamlanmayan bir şeyim kaldı. Rahat mısın artık? Hayatım mis gibiyim. Daha iyi bir şey. Hayatım ona öyle sorular sorma. Yani şu an için soruyla cevap vermesine izin vermiyorum. Veremeyebilirim. O yüzden başka konuya geçelim. Murat Dalkılıç. Murat Dalkılıç bizim programımızı konu ederek bir story paylaşmış. Aynen. Neymiş efendim? Türk bir programda düştüğümden bahsetmişler. Ah ne düşmemişler mi? Düşmedim ben mi? Diyor. Ben ömrümde düşmedim diyor. Bu nasıl bir kompleks? Buyursunlar. Olay olay olay, Murat Dalkılıç'tan Türkiye'nin magazin nabzını tutan söylemezsem olmaza jet yanıt. Murat Dalkılıç haberini yaptığımız eski bir görüntüsünü yeni sandı. Hayranlarını bilgilendiren bir paylaşım yaparak olay yarattı. Murat Dalkılıç açıklamasında ne dedi? Murat Dalkılıç gündemi değiştirmeye çalıştı. Konuşulmasını istemediği ihanet haberini duyunca şok olacaksınız. Abi işle alakalı bir şey soracaksak konuşalım. Tüm detaylar şimdi söylemezsem olmaz farkıyla ekranlarınıza geliyor. Kaçırmayın. Ünlü popçu Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'la olaylı boşanması sonrası aşkı Ander Çel'de bulmuş. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olmuşlardı.
Bu masalsı aşk Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte oynadığı Kerem Bürsin'le yakınlaşmasıyla sona ermişti. Murat ihaneti kaldıramamıştı. Kalbi kırık olanlara... Yaşadığı ihanetin ardından Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş'la yakınlaşan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yaz Çeşme tatilinde Sitare Akbaş'la aşkını dosta düşmana duyurmuştu. Evet, hemen biliyorum. Ben bir de ilişki çalalım, birkaç kelime alalım. Bir dakika. Kolay gelsin. Sitare Hanım'la beraber. Sitare Hanım nasılsınız? Öyle ki Sitare Akbaş, Hande Erçel'i silmişti. Bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden çiftin arasına ihanet mi girdi? Hande Hanım'la aramız bozulduğunda efendim bak arkadaşlar. Önceki akşam İzmir konserinden sonra gittiği mekanda genç bir avukatla yakınlaştığı iddialar ortaya atılırken genç kadın sosyal medya üzerinden iddiaları doğrulayan nitelikte açıklamalar yaptı. Çapkınlığıyla tanınan Murat Dalkılıç bir kadının daha mı kalbini kırdı? Sitare ihanet haberine ne diyecek? Geçtiğimiz gün yayınımızda verdiğimiz haberi yanlış anlayan Dalkılıç kendinden beklenmeyecek bir tepki verdi. Özel hayatıyla ilgili bile yapılan haberlere cevap vermeyen Dalkılıç hakkında çıkan haberler yüzünden mi bu anlamsız tepkiyi verdi? Programımız üzerinden gündemler yaratarak olayı unutturmaya mı çalışıyor? Murat Dalkılıç'ın açıklaması şöyle. Geçmiş olsun mesajları atmışsınız. Bir programda düştüğümü söylemişler sahnede kardeşim, herhalde. Kardeşim düşmedi mi bu adam? Vallahi düştü. Düşmedin mi kardeşim? Ya düşmedin mi? Bir sorunun cevabını verelim, bir verelim. Ver düşmeyi. Çok ayıp bir şeymiş gibi sanki. Buyursunlar. Nerede ki? Hayır, düştü dün verdik mi? Ya. Adam geliyor bakıyor. Ya düşmüşsün işte. Hayır ya, çok affedersin. Bu düşen o değil mi yani? Ya da bu düşmek değil mi? Ya da hayır ne ya, bu uçmak zaten, düşmek değil mi? Aşağı füzeli. Nasıl adam bakıyor? Şimdi Murat Dalkılıç'a şöyle bir şey söyleyelim. Biz dün Demet Akalın düştüğü için başlığı açan Demet Akalın. Düşen ünlüleri verdik. Ünlü düşmesi. Burada da sen düşüyorsun. Acaba ay, o kariyeriyle mi düştü anlamı? Hayır, devam ediyorum. Geçmiş olsun mesajlarınızı atmışsınız. Bir programda düştüğümü söylemişler herhalde sahnede. Düşmedim büyük harflerle. Düşen kimse geçmiş olsun. Allah kimseyi düşürmesin. Hangi kafada acaba? Sevgiler. Ne bu? Sırrı Murat. Sırrı Murat kim o ya? Neyse. Ya şaka gibi. Böyle bir şey. Murat acaba hangi kafadaydın? Gece mi röportajı şimdi vermiş? Şimdi Murat'cığım bak ben sana... Röportaj olsa iyi story yapalım. O bir programda dediğin program, tek program diye bahsetmen ayılıp gerekiyor. Ayılıp bayıla bayıla izle. Bir kere bizim adımızın söylemezsem olmaz olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Çünkü sen de seyrediyorsun. Zaten seyretmeyen yok. Yani bizden başka da program yok zaten. Dolayısıyla bir program diyemezsin. O öyle yaptığın zaman bak biz sana çok sevgili ve saygılıyız. Ayrıca da yalan da söylemiyoruz. Düştün. Non diye içerisi çöktü yer. Oradan aşağı düştü yani, işte. Çok geçmiş olsun adam yani. Adam da gelmiş bakıyor orada. Verelim. Allah sürekli düşme görüntüsünü verelim de Murat herhalde yani hatırlayamadı. Bunu Murat Dalkılıç olmadığını mı? İşte hatırladı. Ha yani bu o değil mi yani? Bu sen değilsen bak özür dilerim. O işte onu demek istiyorum. Ama boyun posu 1.20'lik adam bir sen varsın. Bir de kim var bir o kadar kısa boylu? Sinan Akçil var. Yok Sinan bunlar uzun ya. En kısası bence Mustafa Murat. Sandal. Murat mıydı bunun adı? Murat Dalkılıç. Mustafa Sandal. Mustafa uzun Murat Dalkılıç'tan. Yani. Dolayısıyla yani... Bana da fiziksel olarak Murat Dalkılıç'ın aynısı geliyor şu an düşen kişi. Evet, eğer bu Murat Dalkılıç bana değilse, yazar mısınız Arto Dalga'ya? Çünkü bize böyle geldi. Bilen yani var mı bu konseri? Onun konserindekiler bize bunu göndermişlerdi Murat Dalkılıç olarak. Onlar da herhalde evet. Murat Dalkılıç'ın konserine gittiğini düşünen insanlar. Yani ama eğer öyle değilse tabii ki özür dileriz Murat'cığım. Ama düşmeden hiçbir şey yok. Önemli hayır bir de aslında bunu kötü, aynen bir de kötü niyetle vermedik ki. Demet'in dediği gibi başlık Demet'ti. Sonra da düşen ünlüleri verdik ama kariyer olarak düşen demedik. Baksana adam öyle bakıyor aşağıda. Yani sen orada düşmemiş olsan.
Hepsi bak panik oldular. Herkes panik oldu sen sahnenin dibine boyladın diye. Ama belki de sen değilsen onu bilemem. Sana çok benziyor ve yollayanlar bu görüntüleri senin olduğunu iddia ettikleri için yolladılar. Her yasa çok önemli değil. Önemli olan kariyer olarak düşün. Biz seni seviyoruz. Söylemezsem olmaz dersen bir daha seviniriz. Bununla ilgili bir açıklama zamanında da yapmış. Bu düşen ben değilim demiş. Evet evet. Bu düşen ben değilim. Ama her yerde haber ve manşet Murat Dalkılıç'ın düştüğü iş kazası, sahne kazası diye çıkmış. Dolayısıyla biz de tabii ki o gazetelerden ve bir dergilerden aldığımız için... Tabii. O oraya o şekilde geçti. Menajeri bir açıklama yapmış. Görüntüdeki kişi kesinlikle o değil. Bu videoda nereden alındı anlamış değiliz Mert, demiş. Mert silim mi peki? Mert'ten ayrıldı galiba da o dönemki menajeri Mert'ti. Yani şöyle söyleyeyim. Bize konserden Murat Dalkılıç'ın konserindeyiz. Şu anda Kenan Doğulu geldi. Değil değil mi o? Hayır. Birisi Kenan Doğulu olabilir mi? Yok yok. Doda düştü ya galiba. Kim bu arkadaşlar o zaman? Bu kimse yerin dibine giren. O bize... yerin dibine. Bize Murat Dalkılıç'ın konserindeyiz şu anda düştü diye. O zaman siz bizim... nasıl Murat Dalkılıç düşmeden düştü diye haber yaparsınız? Neden ya? Bizim aramızı bozarsınız Murat'la? Yani. Murat'la niye bizi küstürüyorsunuz hayır, kardeşim? Hayır hangi kafadasınız onun konserine gidip de Murat Dalkılıç başkasının konserine mi gittiğinizi düşünüyorsunuz? O da çok saçma bir şey. Düşünsene ben bir konsere gitmişim Kenan Doğulu sahnede. Diyorum ki mesela Mustafa Sandal düştü. Bu bir Murat Dalkılıç yani konseri olabilir ama acaba vokalisti falan mı düşer? Buyurun. Vokaliste de olsa yok. Diyebilir ki vokalistim. Neyse yani düşenin dostu... Bu düşen dostu... sensin galiba. Ay Allah sizi ne yapmasın. Evet neyse Murat Dalkılıç düştü mü düşmedi mi yakında onu anlarız. Doğru de... bir şey var o da şu. Allah kimseyi düşürmesin diyor. En güzel lafı söylemiş bence de aynen. %100 aynı fikirdeyiz. Düşenin dostu olmaz çünkü. Bir de... Ne konuda düşmek yani? Kariyer açısından mı düşmek, fiziksel olarak mı düşmek? Ama biz Murat Dalkılıç'ı seven bir masayız ayrıca. Ben seviyorum. Ben de seviyorum. Düşsen de düşmesen, düştüysen kalkarsın. Ben çok eski tanıdığım için ben zaten seviyorum. Değil mi? Tatlı çocuktur yani öyle, Murat Dalkılıç'a. Ben bak, seviyorum yani. O kadar yani. Neler yaptım, neler yaptık. Geçen yıl yaz onun biz konseri şey vardı. Beach Party. Hı. Beni çağırdı, kokladı, öptü. Neler evet, ki evet. Neler yaptık yani. Çok ben, çok sevdiğimiz çok... bir masa. Ben de sahnesine de defalarca ama yani bir program olmaz. Bir Seren, program olmaz. Arto, bir ya belki bir şey için bir şey demişsiniz. Onu... Bak bu çok samimi. Yani Seren, Arto, Bircan böyle bir şey söylemişsiniz. Ama ben düşmedim ya bak, çocuklar. Hep düşen falan Kenan tatlı. Doğulu diye veriyorlar ama Kenan'a da benzemiyor Kenan'a ama. Kenan'dan kalın evet. Yani hep Kenan evet, Doğulu diye geliyor. Kim bu düşen çıksın ortaya. Bu düşen kimse çıksın Murat Dalkılıcı'dan altında bırakıyorsunuz. Olacak iş değil. Ama Murat'la ilgili başka bir iddia var. O daha kötü. Keşke düşse. Stare'yi aldattı diyorlar. Ne diyorsunuz? Ya Stare'yle ilişkisi çok fazla böyle... Çok soft. Hani var mı yok mu belli değil. Yani sahiplenilmiş mi değil mi belli değil. Mesela ben Hande ile Murat Dalkılıcı'nın ayrılmasına da değil mi? Hande evet kim? Üzülmüştük. Hande ile. Yani ben de onları mesela yakıştırmıştım. Onlar ondan sonra bu da şeye tutturamadı. Hande Erçel'le de Murat Dalkılıç iyiydi gibi. Bak belki Hande de kız ondan sonra belki kız da böyle tasarruf istiyor. Yani görünmeyelim, el ele çıkmayalım, bilmem yok, ne acaba mı? Değil. Yani bu kız onun hayatına o ağırlıkta olamadı. Evet, yani zaten geçiş dönemiydi bence. İşte bu geçiş dönemi o kadar tehlikeli bir dönem ki arkadaşlar. Birisinden kurtulmak istemek beynen zihnen yani her anlamda gitmek istediğiniz bir anda bir başkasını can kurtaran olarak gördüğünüz an o kadar tehlikeli ki gerçekten sevdiğinizi falan zannediyorsunuz. O acayip bir süreç yani. Onu çok iyi atlatmak lazım. Sanmak çünkü. Ama zaten Hande Erçel gibi bir kadının önüne starenin geçmesi çok zor. Onu bilemeyiz ya. Hayır. Ya kimin şey nereden uyumlu, nereden uyduracak mesela fiziksel olarak da uyum. Şimdi iyi yarabanda olmak başka. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben sırılsıklama aşık olduğum bir kadını her yerde göstermek isterim. Kusura bakmayın. Net. Tebrik ediyorum bunu. Yani. Bir erkek yani. Sevdiği kadınla çıkar. Sevmediğinde hem de nasıl çıkmaz. Çıkar biliyor musun? Her yere götürür. Her bazı yerde erkekler gösterir. Erkekler çıkmaz mesela kadınlarla. Ama stare gidiyor onunla her yere. Gidiyor yanı ama görüntü her. Birlikte. Yani. Okay. Ama stareyi de kimse çekmek istemiyor merak etme. Erkeği yıldız aşan hayır, yanındaki bir, yani, kadındır. Stare bir yıldız değil yani Murat Dalkılıç'a artı bir haber konusu. Değil ama hayır. Yani Murat onu böyle elinden çıkarsa böyle
Aşkım Murat'ın Anladın yanındaki mı? Kadının kimi çıkartacağı çok önemli. Yani Hande Erçel'den sonra bir tık daha üstünü çıkartacak ki millet ilgilensin. Benden daha iyisini her konuda bulacaksın ki en hani şöhret olarak o olarak olarak o zaman herkes ilgilensin. Ne oluyor? Sonra nöbetçi eczane ilanı gibi çıkıyorlar. Olmuyor çünkü yerine konulamıyor. Kadının kadına şiddeti. Ama şöhret olarak gazete yani haberi olarak bahsediyorsan acımasız ama acımasızcasın doğru. Ama doğru. Yani yapılacak bir şey yok. Evet. Peki aldatma haberine ne diyorsunuz? Olabilir mi? Olabilir. Bir kere Murat tabii çok alkol de kullanan bir çocuk. Yani hep ortamları var. Müzisyenler evet. Oturuyorlar falan. Aynı evet. Zor insan tipi. Yani sana bir de çok kız arkadaşları var olmak... Murat'ın. Bir de iyi bir çocuk ya. Yani kırmayayım diye beraber bile olmuş. Ay yok artık. Ay ne yok melek yaptın sen. Ay kırmayayım diye hadi şimdi yatak odasına git. Ya müzisyen adamların yani sahne adamları sahneden sonra oturuyorlar. İçki içiyorlar, alkol içiyorlar neyse. Bana Murat, orada kızlar geliyor falan. Çok zor bir sahne Murat, adamıyla Kenan beraber Doğulu, olmak. Ozan Doğulu. Hani o formattaki... Böyle o familia gibi geliyor böyle. Sen Kenan Doğulu yaşı ilerleyip Beren'le olmasaydı Beren'in de çekeceği vardı. Tabii. Tabii ki. Yani kızlar nasıl geliyor biliyor musun? İnanamazsın. Tabii. Yani evde olması o hiç umurunda tabii. Değil kimsenin. O yüzden onlar da daha gençken karnları kaynıyordu. Herkes kulislerde ne oluyor ne bitiyor ondan sonra belli değil yani. Ama dediğim gibi işte yani onu daha diz çöktüren bir kadın yok şu anda Murat Dalkılıç. Murat Dalkılıç bence güzel arkadaşlıkları olan bir çocuk. Evet, aynen. Çevresi falan da çok iyi. Çünkü kendi de iyi bir çocuk evet, o yüzden de. İyi bir çocuk ama iyi şarkı bulamıyor şu anda. Soner ama şu Sarı Kabadayı nerede ya? Soner yine şarkı yaptı. En iyi şarkılar yapan. Yine konu Soner'e geldi. Ya ama ilk Soner... başta evet ama daha sonra Soner yine verdi şarkı ama çok tekrarı oluyor. Soner'in de şöyle bir problemi var. Serdar Ortaç gibi. Sanki şarkıları hep aynı şarkı gibi dinliyorsun. Hmm. Ama öyle demem. Sertab Erener şarkıları herkesi hit yaptı. Gitti evlendi o da yok evet. Oldu. Nerede? Ya yine bir şarkı yaptı yine çok da güzel. Ne yapmış? Çok iyi şarkı yapıyor. Evet çok iyi şarkılar yapıyor. En son tamamlayamayabiliyorum diye bir şarkı yaptı. Bir tane daha yaptı o da tatlı. Soner'de bir değişik bir şey var. Bak benim Soner çok bir şey repete, çok Erol Evgin gibi yani. Repete'den ziyade. Yani iyi adam. Soner'i asosyal buluyor. İnsanlar iletişim sıkıntısı evet, var. Evet doğru. Bende doğru de vardır ama. O. Bende doğru de söylüyor. Vardır. Beni iteklemezsen iletişim sıfır bende. Hiç sıfır. Sen yo, de sen bir, son derece Fransız iletişime misinsin? Soktuk mu ama yani baba iletişimdesin. Yok yani normal yani işimle alakalı birilerini arayayım falan filan. Yok sen friendly bir tipsin. Arkadaşlığın da keyifli. Ha. Benim kastettiğim şey bu yani donuk bir duvar. Yani dışarı çıktığında da hani doğru. İnsanlar hiç... Evet. Öyle bir evde doğru, doğru tespit. Evde öyle bir şey var. Aynen peki öyle. Şimdi reklama gidiyoruz. Dönüşte yılın aşkını göstereceğiz. Ya. Hepimizi şok eden bu aşka Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesindeki şey rüzgar nasıl karar verecek? Tunar bence burada görünmekle Kaan'ı kullandı. Neden kullandığını söyleyeceğim. Reklamlar. Altında bence çok kötü bir sebep var. Reklamlar. Evet, evet. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Biz günlerdir Hadise'nin Kaan için pişmanlığı var mı diye konuşurken Kaan'dan öyle bir hamle geldi ki oyuncu Pınar Deniz'le el ele bir konserde. Buyurun. Evli eski sevgilisi Hadise'nin sahnedeki gözyaşlarıyla Kaan Yıldırım pişmanlığı ayyuka çıktı. Gözlerin çevrildiği Kaan Yıldırım'ın cevabı Hadise çıkardı. Yıldırım bir süredir birlikte oldukları iddia edilen güzel oyuncuyu koluna takıp konsere gitti. İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan çaktırsın. El ele geldikleri, diz dize izledikleri konserle Pınar Deniz'le ilişkisini ilan etti. Uzun zamandır bekleniyordu bu ilişki görüntülenmeyi. Yok! Böyle kapak. İlk kez birlikte görüntülenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilişkileri hakkında ne söyledi? Güzel gidiyor her şey. Güzel gidiyor her şey. İlişkilerini ilan etmelerine Hadise'nin gözyaşları mı sebep oldu? Güzel gidiyor her şey. Güzel gidiyor her şey. Bir döneme damgasını vuran Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı son yaşanan sürpriz gelişmelerden sonra yeniden gündeme geldi. Hadise Hanım'la çok güzel bir ilişki vardı. İlişki bitti, hiç konuşmadınız, çok sessiz kaldınız ama bir şey söylemek ister misiniz? Son kez biz sormuş olalım. Şöyle yani bunu karşı tarafın ilişkisi olduğu için
konuşmamız hiç uygun olmaz. O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'dan ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen hadise, yasak aşk iddialarından sonra sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrılmak zorunda kaldı. Evlilik yolunda ilerleyen sansasyonel aşk yarım kaldı. Şok eden ayrılıktan kısa süre sonra hadise teselli Mehmet Dinçerler'de buldu. İkilinin aşkları intikam ilişkisi olarak aylarca, günlerce konuşuldu. Eleştirilere kulağını tıkayan hadise ani bir kararla nikah masasına oturdu. Hadise evlenerek geçmişe sünger çekerken Kaan Yıldırım uzun süre kabuğuna çekildi. Bu yaz güzelleri Yıldırım çarptı. Yaza hızlı giren yakışıklı oyuncu aşk orucunu bozmakta kararlıydı. Önce Hande Erçel'le kısa süreli bir birliktelik yaşadı. Ardından adı farklı farklı güzellerle kısa sürelerle anıldı. Sonunda aradığı aşkı buldu. Kaan Yıldırım'ın son 2 aydır Pınar Deniz'le birlikte olduğu kulaktan kulağa yayıldı. İkili ise Urla'da yaptıkları paylaşımı ele verdi. Aşk iddialarına rağmen sessizliğini koruyan ikili hadisenin gözyaşlarından sonra aşklarını ilan etti. Dün akşam Harbiye'deki Melike Şahin konserine el ele gelen ikili tüm dikkatleri üzerine çekti. İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan saklasın. Beraber duralım birimiz. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelimeniz. Evet ama muhabirin sorusuna gülerek karşılık veren Kaan Yıldırım'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelimeniz. Evet ama Burada bir tatil yaptınız. Birkaç kelime ama alalım. Nasıl geçti tatil? Konseri izlemek için tribünde kendilerine ayrılan koltuğa oturan ikili muhabirlerin sorularına el ele cevap verdi. Tekrar merhabalar diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Güzel bir yaz geçti. Güzel bir ilişki, hayırlı olsun yeniden. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa duygularınızı alabiliriz Pınar Hanım. Güzel gidiyor her şey. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz ama. Tamam o kadar. Önce birliktikler, ondan sonra saatler. Dedektik mi aslında ilişkinizi sürdük? Öyle bir şey değil. Konserin başlamasına kısa bir süre kala çift daha sonra konuşma sözü vererek röportajlarını sonlandırdı. Gördüğünüz gibi daha fazla detaylı bir şey söylemeyeyim. Keyfimiz çok yerinde. Çok mutluyuz sizden de. Senin yerin. Başarı başlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz yine konuşsaydık çok kısa. Hayırlı olsun. Başka zaman konuşalım. Peki, çok yani teşekkür ederim. Tekrar hayırlı anlar. Şey olmasın. Sağ olun. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşklarını ilan edince sosyal medya üzerinde dikkatlerden kaçmayan o ses detayı olay oldu. Kaan Yıldırım'ın Hande Erçer'le birlikte olduğunun ortaya çıkmasından sonra hadiseyle O Ses Türkiye'deki diyalogları çok konuşulmuştu. Hande'den sonra Pınar Deniz'in de O Ses Türkiye'ye konuk olduğu video viral oldu. Yarışmada Pınar Deniz ve hadisenin arasında geçen konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadiseyi ve Kaan'ı aynı anda seçebildi Pınar. Ne diyorsunuz bu aşka? Muhteşem bir yani görüntü. Bu aşkın çok enteresan bir tarafı var. Tam Pınar'ın koleksiyonu ve kampanyası çıktığı gün. El ele konsere gidiyor. Koleksiyonu mu? Yani acaba Kaan mı Pınar'ı kullanıyor yoksa Pınar çok mu zeki? Pınar zeki acaba bir kadın da. Bizim Pınar, düşün... evet, Pınar çok zeki bir kadınına benziyor. Yani evet. Zeki, kurnaz bir kıza benziyor. Bence büyük bir kurnazlık yapıyor. Aslında Kaan'ı kullanan Pınar. Pınar çok zeki. Allah Allah. Durup dururken pat diye Melike Şahin diye bir kadın çıkıyor. Onun konserine el ele gidiyorlar. Bakıyorlar ki çok güzel bir medya ordusu var konserde. Ve tam da büyük bir kampanya ve büyük parayı aldığı gün Kaan'la ne hikmetse el ele oraya gidiyor. Bu Melike Şahin'e ben baktım acaba ben bazen hepimiz gibi hatırlamıyorum ya yani atlıyor olabilirim çok da özür dilerim. Diyorum ki Melike Şahin girdim kıza baktım bir yerden yani hiç yok bizde yani çok enteresan bir şekilde şarkısı da falan da yok. Hiç nasıl yok. Anlamadım ben. Bir 2017'de mi ne Kanda zannedersen bir performans yapıyor.
Evet. Daha sonra da bir iki film müziği yapıyor işte. Ama öyle. Yani, fakat bunun bu kadar yani çok Türkiye, evet. Aynı anda oraya. Düşün ki 2017'den bahsediyorum. Hani 5 yıldır nerede? Bu kız için bir PR. Sanki bütün bunlar, bunların aşkları Cem Yılmaz, işte ne Uraz. Uraz. Yani baya baya Umut Evirgen, baya baya ünlüler o bu kıza gitmişler. Hizmet. Sanki evet. Bunlar Melike Şahin yani şey ya da Cem Yılmaz tarikatı gibi bir böyle bir grup gibi sanki bunlar. Bir hayır, aynı şeye var. İnanılmışlık. Evet. Aynı şeyi sevme var. Cem Hoca. Yani, Cem Hoca. Şimdi bu kız yargıda oynuyor değil mi? Ben tabii yargıda oynuyor. Ya onda çok iyi. Başarılı. Çok güzel bir kız. Çok. Güzelliğine çok hayranım. Çok da bayılıyorum. Yani gördükçe seyretmiyorum diziyi ama. Fakat ne zaman şimdi konuşmak konuştuğun zaman fikir sahibi oluyorsun ya ufak ufak karşındaki. Hiç de böyle çok naif ve çok sessiz, sedasız, çok böyle mülayim bir kız değil. Onu anladım ben. Yani dominant bir kız olduğunu düşünüyorum. O ve yüzden yönlendirebilen bir evet, kız olduğunu Kaan'ı düşünüyorum şu anda. Kaan'ı istediği yere getirmiş, farkında mısın? Kaan düşün, Hadise gibi bir kadınla hiçbir yerde gözükmedi. Hande Erçel gibi bir kadınla neredeyse hiçbir yerde Kaan gözükmedi. Kaan evliydi, karısını görmedik ayol. Hayır, aynen öyle. Düşünebiliyor musun? Ve bunu... Dediğin gibi nasıl yola getirmiş ve istediği bence, hamuru istediği gibi açmış. Bizim program insanların hayatını ve fikirlerini çok yönlendiriyor. Yani bizim programı herkes seyrettiği için biz hep eleştirdik biliyorsunuz. Kaan niye çıkmıyor? Elinden tutmuyor, sahip çıkmıyor ilişkilerde falan filan diye çok eleştirdik. Biraz bizim de tesirimiz olduğunu düşünüyorum bu olaylarda. O da bir etken, %100. İnsan tabii ki yasak bir aşk yaşamıyorsa... Ayıp değilse, utanmıyorsa o ilişkiden. Bir de dengine ve de denkse. Gerçekten denkse ve seviyorsa zaten çıkmalı. Zaten olması gereken buydu da bugüne kadar olmadığı için biz hep konuştuk. Eleşti, aynen. Belki de bu kadar hızlandırılmış bir şekilde ortaya çıkmalı. Çünkü daha yeni bir ilişki. Evet yani, ama bugün olayın çıkması. Evet. Ha, hepsi Pınar'ın, Pınar'ın kendi PR'ı ya. Pınar son derece akıllı oynamış. Ve büyük kampanyanın çıktığı gün kendi adıyla da olabilir bilmiyorum. Büyük bir tekstil firmasıyla işbirliği var. Hatta kendi yayınlıyor zaten Instagram'ında. Ve aynı günde akşamı patlıyor Kaan'la. Yani. Müthiş bir... Ama Kaan istemese bakalım. Yine kendini kullandırtmaz. Kaan bunları bilmiyordur ki. Kaan... Değil mi? Gördün mü? Evet, aynı saatler. Evet. Aynı saatlerde. Şaka gibi yani. Bir tekstil. Oo, kızım sen çok akıllı bir kızsın. Maşallah. 92'li falan mı? Hiç böyle görüntünde çok masum gözüküyorsun ama vallahi çok çok akıllısın. Bu hikayede yanan Kaan mı oldu yani? Tabii. Ama belki çok gerçekten... güzel, çok güzel kullandı. Kullanmış şimdi... canım kız. Kız kullanmış. Arto mesela ama fotoğraf olarak da çok yakışmamışlar. Tip olarak çok zaten yakışmışlar. Onda Antartes, onda hiç yani. Problem yok. Muhteşem yakışıyorlar. Evet. Ben Pınar'ı böyle sana çok hani fırça gibi yapıyorum ama çok sevdiğim biliyorsun. Evet, çok seviyorum. Geçen yıldan beri söylüyorum. Evet, çok duru bir güzelliği var. Çok güzel bir kız ve çok da güzel oynuyor. Yargıda muhteşem bir kız. Şimdi şöyle bir detay var tabii. Önce bileklikler paylaşıldı. Yani bu aslında ilişki. Biraz da geçmişe dayanıyor. Yani hemen Hande'den sonra... Ya bu arada Kaan'ın gerçekten hızına yetişemiyoruz. Kaan çok hızlı. O da sevgilisiz ya da ilişkisiz yapamayanlardan olabilir. Boşluğa düşenler Kaan, var ya. Evet. Evet. Çünkü hiç boş hiç, kalmıyor. Hiç es vermiyor. Ama şöyle bir parantez açıyorum. Ona çok yarayan ilişkilerle birlikte farkındaysan. %100 gündemde. %100. Yani biz hangi aktörlüğünü konuşuyoruz Kaan'ın? Yok. Hiçbir aktörlüğünü konuşmuyoruz. Zaten Hande ile neydi? Hadise ile biz Kaan'ı tanıdık. Hande Erçel, Hadise. Ama evet, Hadise ile başladık. Hadise, Hande Erçel olacak doğru. Mıydı bununla eski vasat? Doğru. Yani arada bir oyuncu olarak biliniyordu. Yani tabii hiçbir ki. Zaman böyle başrol falan bir aktör değildi. Bir aynen öyle. Şey, Kenan İmirzalıoğlu değil, o değil bu değil doktorlar yani. Doktorlar mıydı dizisi öyle bir şey? Ya orada bir şey. Orada küçük bir rolü var yani öyle hekim başrol mi? Yine hekim. Değil yani. Hekim. Yani o yüzden de bu bir gerçek ki Hadise ile biz Kaan'ı tanıdık. Ne oluyor? Erkekler bunun ekmeğini yiyorlar. Çünkü çok kesinlikle. Ünlü bir kadınla beraber olduktan sonra diğer ünlü kadınlar da o ünlü kadının meşhur ettiği o adamın yanında
o adama karşı bakışları, gözleri, her şeyleri değişiyor. Onlar da o kadının sayesinde yine gündeme geliyorlar. Çok enteresan. O ünlü kadın da o adama bakıyorsa, bir önceki ünlü kadınla beraber olduğu için, baktığı için. Bu arada hatırlatalım. Ezgi Eyüboğlu'yla evliydi. O da bir oyuncuydu. O da ünlü bir oyuncuydu. O da Hadise'yi seçmişti o seste. Şaka yapıyorsun. Bütün ya. Hadise'yi seçenler. Tanrı'da seçtiler. Evet. Yani. Ne? Çok can acıdı değil mi ya? Evet. Şaşırdım yani şu anda. Ya ben şöyle fotoğraf olarak Hadise ile Kaan'ı hep bir gömlek, Hadise'nin yaş olarak da olgunluk olarak da Kaan'dan daha büyük olduğu geliyordu bana. Şimdi burada bu fotoğrafta çok birebirler. Bu fotoğrafın sanki... Pınar'la Kaan mı? Evet. Evet. Çok aynı. Çok güzeller. Çok denkler. Ama bir eksik vardı ya Hadise'de. Bir yarım kalmışlık vardı. Tam... İstediği gibi bitiremedi. Hadise Alaturka bir kız bir de. Yetiştiriliş tarzı evet, olarak falan evet. Da şeyin tarzı bir kız değildi. Farklılar, Hadise. Çok farklılar. Ya bu, Mehmet de, bu, Mehmet de biraz... bunun için iyi. Yani o Alaturkalıkta hani o da onu güzel bir meç oldu ama Mehmet'le bakalım, de. Ama bakalım Mehmet'le alakalı sorunlar problem, yaşadığını evet. Düşünüyorum. Kesinlikle aralarında sorun var. Birazdan onu da vereceğiz. Çünkü bütün, detaylar bundan sonra hemen gözümüz bütün Hadise'ye. Bütün seyirciler de aynı şeyleri yazıyor. Bir de bir takım detaylar gündür. Var. Evet. Bu ilişki şu demek. El ele bir konsere gelip her ikisinin de sahip çıktığı ilişki uzun süreceğe benziyor. Evet, büyük şov. Büyük bir şov var. Evet, büyük gövde bir gösterisi. Gövde gösterisi var. Bir de biliyorsun Kaan Urgancıoğlu ile çok yazılıp çizildi. Pınar çünkü Deniz. Başrolü birlikte paylaşıyorlar. Ve çok yakışıyorlar. Öpüşme, kokuşma sahneleri var. Harika. Ve işin garibi benim çok sevdiğim bir oyuncuyla yeni bitti ilişkisi Pınar'ın. Evet. Yiğit. Muhteşem bir oyuncu. Kirazcığım soyadınızı şu anda net hatırlayamıyorum ama çok yakışıyorlardı. Demek ki Pınar... Yani Pınar da dediğimiz gibi Pınar, çok zeki, akıllı, Pınar acımasız. Da, evet, acımasız. Güzel. Yani bir insan güzel bu kadar uzun çıkmış bir ilişkiden pat diye ertesi gün aşık oluyorsa. Ay, mümkün değil. El ele çıkması şey. Evet, falan mı? El ele tutuşması falan da çok zordur yani. Bilmiyorum, bilemiyorum. Herkesin, tabii herkes farklı. Herkesin yoğurttuğu iyi işi farklı ya. Kaan'ın farklı. İlişkideki şeyini nasıl buluyorsun? Kaan hiç hidrakta durmaz. Hayır bir de Kaan çok flexible. Yani nereye koysan orayı Kaan, evi ediniyor. Yok Kaan belediye otobüsü gibi. Aynen. Her durakta duruyor. Aynen. İndiriyor bindiriyor. Yani öyle bir şeyi var Kaan'ın. Tam benim Türk erkeği ben yani. Deriz ya. Türk erkeğinin eliliği kiridir. O istasyonda kiridir. Duruyor. Onu aynen. Alıyor. Öbürküsünü istasyonda bırakıyor. Yani öyle gibi yani hani. Çok doğru. Ve her Allah çiçekten Allah. Biraz çapkın. Ya şu andaki ününü şöhretini kullanıyor bence. Evet. Bu çocuk oyuncu zaten iyi bir ailenin çocuğu, paraya da ihtiyacı falan yok ya. Oyunculuğu da öylesine aslında. Evet. Yapıyor. Oyunculara da hayranlığı var. Zaten ilk eşinde oyuncu olması. Evet. Bunların da hep ünlü kadın seçiyor. Çünkü üne merakı var. Yani ünlü merakı demeyeyim. Üne karşı merakı. Ünlü olmayı seviyor. Ünlü olanları seviyor o yüzden de. Ama mesela çok genç yaşta evlilik de yapmış mesela. Baktığın zaman Ezgi'yle de. Hani çok genç yaşta. Bir birlikteliği olmuş. Yani evlilik büyük sorumluluk Hande ya. Hande Erçel çok fiyaskoydu ya. Yani 10 gün falan sürdü. Bir Londra'ya gittiler geldiler bitti çok ilişki. Kötüydü. Bence Hande Erçel'le görüşürken bu kızla da görüşüyordu. Öyle mi diyorsun? Bence öyle düşünüyorum. Ben bu kadar bunlar ne kadar samimi oldular. El ele birdenbire geldiler. Daha yeni ayrıldı Hande'den. Hande ben... de başkalarıyla görüşüyordur canım o zaman. Ne bileyim ben bilemiyorum. Şans verecekler. Hande de erkek gibi o konuda yani... O konuda Hande de acımıyor. Hemen başka ilişkiye peki, hani şey yapabiliyor. Kaan Hande fotoğrafı mı? Pınar Kaan fotoğrafı mı? Hangisi daha iyi bir fotoğraf? Bir daha söyle. Kaan'la Hande Erçel mi? Kaan'la Pınar Deniz mi? Bence Pınar'la Kaan daha uyuyor. Çok daha böyle birbirine uygun geldi. Bak çok yani. Ben Hande'yi... Ben her eski ilişkide kaldığım için... Mesela Hande şimdi Murat. Hadise'ye de hayır. Hadise'ye üzülüyorum ya şimdi sen Hadise'ye. Sen şey dersin Hadise'siz Rıza Zarrab dermiş. Eski ilişkiler. Ay ona mümkün benim en onay vermeyeceğim bir şey. Orada çok kızgınım tabii ki de. Ama şimdi Hadise'nin üzüldüğünü düşündüğüm için. Şimdi Hadise üzülüyor artık biliyorsun. Şimdi hak verdiğim yer oluyor. Hak vermediğim yer oluyor. Ne yapayım yani? Yani burada da Hadise bunu sevdiği için ben de bunu mesela Hadise ayrıldığı için üzüldüm mesela. Bunun yanında şimdi hiç kimse görmek istemiyorum yani. Öyle Kaan'ın geliyor oluyor bana. Öyle evet bana ama geliyor. Kaan hiçbir zaman doğru düzgün sahiplenmedi kızı ya.
Çünkü yani, tam o olaylar, o skandal işte bak işte hani bu yediğin hurmalar olayı var ya, o tabii, çok kötü bir şey gerçekten. Çünkü etraf baskısı da var. Tabii, aile baskısı, tabii. Etraf baskısı, mahalle baskısı. Ya Kaan'a da biraz bahane oldu be. Çok da bayılmıyormuş belli ki hadiseye. Ama kız çok bunlar iyi kullandı. Bunlar evlenirler, ben size söyleyeyim. Olabilir. Kız kim? Bu kızla evlenecek bu. Öyle mi diyorsun? Ha. Biliyorsunuz ne dersem çıkar benim. Yani bu öyle hissettim bana. Bu kız çünkü akıllı bir kız. Kesin. Güzel de şu anda da şöyle televizyonda falan bu Kaan'ı etkileyecek bir şey. Bu evliliğe gidebilir. Bir de kız akıllı bir kız. Görüntüde kirli bir geçmiş yok gibi. Kirli yani. Ama size de bir şey söyleyeyim mi aileler? Bak size de aileler bir şey söyleyeyim. Bazen bir kadının evet hataları olabilir. Geçmişinde yaşanmışlıkları olabilir. O yaşanmışlıklar şu anda size onun kamburu gibi gözükse de bazı kadın iyi kalplidir. İyidir yani. Öyle birisine rast gelirsiniz ki aa bu benim oğluma daha uygun. Şöylesi de dediğiniz kadın size kök söktürebilir. Hmm. O yüzden bu konularda özellikle de kızınız varsa gerçekten beddua almamanız gerekiyor. Hani şimdi biz buradan tip olarak aa yakıştı. Ya yakışmak tipli olsaydı o herkes herkese yakışırdı. O değil ama yine söylüyorum. İşte mesela tabii ki hadiseyi yerdik. Tabii ki kızdık hadiseye. Hadise çok büyük bir hata yaptı. Ama hata yaptı. Bu hayatının genelinde var mı hadisenin devamlı evli adamlarla beraber olmak? Yok. Yani Ebru Gündeş'le hiç olmaması gereken, bizde asla kabul görmeyecek bir hareketi yaptı. Ama hadise kötü bir kadın kalp olarak bence kötü bir kadın değil. Kötü kalpli bir kadın değil. Yani hırsları olan, sıfırdan gelmiş, orada çalışan işçi bir ailenin, yani Almanya'da, Hollanda'da oradaki çalışan gurbetçi ailelerimizden bir tanesinin kızıydı. Oradan buraya geldiğini düşünerek çok şey bekliyoruz ya, çok şey yüklüyoruz bazen bunlara. Yani Acun el attı. Bir işte Beyoncé taklididir, Jennifer Lopez taklididir, bize bir hoş geldi, okey. Ama sonrasında kız sıfırdan geldi. Hırslandı, belki güzel bir hayata, Ebru Gündeş'in de tek taşlar takıyor, saatler takıyor, belki özendi. Yani ona gelene kadar rezale olmayan yok bizim starlardan. Ha? Size, yani söylemek istemiyorum şu anda, hep diyorsunuz ya aynı isimleri söylüyorsun diye. Hepsi gittiler Miami'ye. O yüzden de hadise bu çocuğu çok sevdiği için aile de karşı geldiyse sadece ailesine şunu söyleyeyim. Her gelininle uğraşan veyahut da gelinini istemeyen veya sorun çıkaran aileye söyleyeyim. Gelen gideni aratır diye bir laf vardır. Bunu da kulağınızdan hiç şurada küpe esirgemeyin. Ay bu benim oğluma uygun değil. Ay bu benim ne? Ay dediğiniz ondan sonra öyle bir tane geliyor ki sizce uygun olup çocuğunuzun hayatını kahredecek. Allah hiç kimseye de bunu yaşatmasın diye bir dipnot geçeyim. Peki şimdi Hadise ve Kaan konuştuk ama Hadise'nin aslında evliliğini devam ettiği bir süreçte çatırdamaların geldiği sesleri konuşacağız. Çünkü Hadise mesaj vermeye sahneden devam ederken İstanbul'daki eşi öyle bir paylaşım yaptı ki hepimizin kafası yani karışık. Yani demek ki karşılıklı mesajlar geliyor. Buyurun. Şu anda. Evliliğinin çatırdadığı iddia edilen Hadise sahnede gözyaşlarını tutamadı. Ünlü popçunun evlendiği için pişman olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü. Dün Kıbrıs'ta sahne alan Hadise göndermelere devam etti. Kalbi kırık olan var mı? Mutlu olan var mı? O zaman neredesin aşkım? Gözlerin çevrildiği Mehmet Dinçerler evlilik yüzüğünü çıkardı. Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? İlişkileri başladığı günden beri aşkları hakkındaki soru işaretleri bitmedi. Maldivleri mi tercih edeceksiniz? Yani. Hadisenin Kaan Yıldırım'ı unutmak, Mehmet Dinçerler'in ise dolandırıcılık iddiaları yüzünden bozulan prestijini düzeltmek için birlikte oldukları iddiaları evlenmelerine rağmen sona ermedi. Aşkları kimseyi ikna etmedi. Sevgili Mehmet burada, nişanlım burada. Evliliklerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen çift arasında sorunlar baş gösterdiği yazıldı, çizildi. Sahnedeki gözyaşları boşanma hadisesi olarak manşetlerde yer aldı.
Hadisenin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın aşkını anlattığı küçük bir yolu söylerken gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcı konser sonrası yaptığı açıklamadaysa küçük bir yol için hayatımın şarkısı dedi. Herkes yaşanan gelişmelere Mehmet Dinçerler'in vereceği tepkiyi merak etti. Hadise dün Kıbrıs konseriyle hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcı sahneden mesaj göndermeye devam etti. Kalbi kırık olan var mı? Mutlu olan var mı? O zaman neredesin aşkım? Hadise Kıbrıs'tayken eşi Mehmet Dinçerler yeni mekanını açmakla meşguldü. Görüşmelerini eşi Hadise ile birlikte yürüttüğü Amerikalı bir pastane zinciriyle anlaşan Dinçerler, Türkiye'deki ilk şubesini İstanbul'da açtı. Açılışta Hadise yoktu. Hadise eşini böyle önemli bir günde yalnız bırakırken Dinçerler yüzüğü çıkardı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dinçerler'in parmağında yüzüğünün olmaması dikkatlerden kaçmadı. Dinçerler'in paylaşımı Hadise'nin gözyaşlarına tepki olarak yorumlandı. Yüzük parmaktan çıkarsa evlilikle ilgili bir sorun var demektir. Bu artık hani hepimizin bildiği aşikar değil mi? Ya onlar bugün yüzüğün olmadığını gördüler bileceğim ama biz anladık zaten. Yani ben Hadise'nin suratından kesinlikle çok mutsuz olduğunu ve bir şey olduğunu anladım yani. Biz anladık. Yani maalesef bu evlilik var. Şöyle söylemek doğru mu bilmiyorum. Bir tabiri var ya ölü doğum diye. Bu evlilikte bir tatsız bir şey oldu ya. Ölü doğdu bu evlilik galiba. Yani tabii çok ağır dedikodularla doğduğu için... belki ilk etapta çok umursanmamış olabilir. Ya, ona da çok karşıyım. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Bir kadını Hadise için söylemiyorum. Pavyonda çalışan bir kadını ki bunu rahmetli olan çok önemli bir sanatçı bir gün benim programa geldiği zaman söylemişti. Söylemek istemiyorum şimdi. Pavyondan aldı kadını elinden tuttu. Onun önceki hayatı orada kaldı dedi, çıktı. Artık öyle mi yaptın? O zaman almayacaksın. Evet. Aldıktan sonra da bunları yapmayacaksın. Doğru. Kusura bakmayın orada da değilim. Yok bence burada başka bir şey var buradaki ama. Buradaki şey sorun bence Hadise'den kaynaklanıyor. Yani Mehmet Dinçerler'in onun başına geçmişini kakmasıyla alakalı değil bence. Hadise umduğunu bulamadı. Ha o zaman bir bence problem Hadise, yok en azından yok, bari Mehmet'in ama. Bence bir kadınla alakalı bir problemi de olabilir. Aa. Öyle bir olabilir. Mesajlar onlar bunlar olabilir. Ben Hadise'nin öyle bir papuç bırakacağını sanmıyorum Mehmet'e. Yani şimdi Show Must Go On yazmış. Aynen öyle. Ama yani, ama bir dakika iş yeri açıyormuş ama. Evet ama. İşte, ama işte, orada bir başka bir yani şey de var. Yani ben işimdeyim. Özel hayatım belki allak bullak da olabilir. Ayrılmış da olabilirim ama Show Must Go On. Bence yani, peri masanı sona erdi. Bence herkes geçim derdine düştü. Sıkıntılar bitti, şeyler bitti, gösteriler bitti, imza atıldı, derdimiz geçim. Şimdi benim dün söylediğim ve aslında her zaman söylediğim şeye geliyoruz arkadaşlar. Bir ilişki biter bitmez. Bir şey yara bandı olarak. Evet bu bazen işe yarayabiliyor. Çünkü çok üzüntü çektiğiniz ve çok kötü olduğunuz oradan gitmek istiyorsunuz. Bu her kadın için geçerli. Hepimizde olabilir bu. Erkekte de var. Ama buradaki tehlikeli... Hani denize düşen yılana sarılır falan gibi. Hep bu atasözleri deyimlerden her zaman söylediğim gibi çok çünkü, dersler almak tabii gerekiyor. Yaşanmışlıklardan şimdi, çıkmış şeyler. Bu çocukla da alakalı. Daha önceden de ünlülerle beraber oldu. Zaten çalkantılı bir yaşantısı falan. Hadise ne kadar her şeyini bile verse bu işin gitmeyeceğini biz zaten baştan beri de söylemiştik. İnşallah yanılırız. Yani... Ben tabii. Demedim mi demek için değil. Yani herkesin hayatı kendine ama bu çocukla çok zor gidecekti bu iş. Her anlamda çok zor gidecekti. O yüzden de şu anda da ilk çatlağı verdi. Bu işin gideceğini düşünmüyorum ben. Bu sene maalesef, olmazsa önümüzdeki maalesef. Sene. Çok, 6 ay olmazsa bir sene. Çok kısa bir süre bu sonra iş bence. Gitmez yani. Ah Hadise'cim yani. İlla birinin olmak zorunda değilsin. Yani bazen acıyı da sonuna kadar yaşamak lazım. Yani ne yapalım? Yani öbür gün ayrıldı tamam. Sen de Hadise'sin. İşin var elinde. İlla yeni bir aşk hemen yerine koymak. Çünkü irdeleyemiyoruz. Tam tanıyamıyoruz. Tam bilemiyoruz.
Yani o anda birisi bize elimizi tutuyor ya, ay daha tutsun gidelim. İşte olmuyor işte. Yani sonra şimdi herkese izah et dur. Yoksa ben birisine beraber olmuşum, olmadı ayrılırım. Mecbur değilim kimseye izahat vermek zorunda da değilim ama şimdi sen o kadar çok nişanlım burada, kocam burada, nişanlım burada, kocam burada dediğin için şimdi insanlar tabii daha ağır bir şey yüklüyorlar. Tabii yani, onda ne yapsın, hedef şaşırtmak şimdi istiyor. Bence, yani sahipliyim demek istiyor. Tabii, illegal tabii. Bir ilişkiden çıkmış en hadise azından mangı, öyle. Ya yangından mal kaçırdı. Aynen. Hızlıca bir şeyler yapmak istedi. Sindirecek vakti yoktu Seren. Senin, benim, onun gibi bir hayatı yoktu. Bir evet. Skandalı kapatacak. Tabii ve büyük bir, skandalı. Ablaları, teyzeleri nasıl kapattılar skandalları? Susacaktı yavaş yavaş. Ondan sonra kolyesini yani takıp kolyesini şey yapacaktı. Beyaz gömlek aynen. Giyecekti, özür dileyecekti, bilmem ne yapacaktı falan filan. Veya suskun kalacaktı. Bir şekilde Türkiye'de herkes her şeyi kabullenecek vasiyete gelmiş artık. Fakat o yüzden onun şey de kabul edeceklerdi yani. Unutma ki şöyle bir şey daha var. Hadise çok sevdiği bir aşkından da oldu. Yani manevi bir kaybı daha var. Yani ablaları, teyzeleri gibi sadece prestij, iş konusu değil. Konu aşkını da gömmesi. Bu yüzden güçlüyüm, birini seviyorum. Biri beni seviyor, biri bana kıymet veriyor'yu göstermek istedi Hadise. Niye? İlla göstermek zorunda mıyız? Ama Seren sen aynı reflekste olmayabilirsin. Gerçekten bu reflekste olacak insanları anlayabilirim. Şöyle... Bir de Mehmet açısından baktığınızda dolandırıcılık iddiaları var. Amcasını dolandırdı diyorlar. Adamın işleri kötü diyorlar. O kadar birbirlerini perfect match oldular ki o dönemde. Birbirlerini kurtarıcıları oldular. Can kurtaran gibi gördüler birbirlerini. Ben size bir şey diyeyim mi? Bence birlikte poz verecekler ve de çok yakın. Yarın ya da öbür gün. Bilmiyorum çünkü artık yeni yerlerinin açılışları olacak. Ya da oldu. Açıldı mı bilmiyorum. Oldu. Ailesi gelmiş belki, Mehmet İnçerler'in. Ailesi işte, bir açılış daha var. İşte official açılış bu mu? Burası yoksa sadece pastane bölümü mü? Yani hani arka taraf şimdi mı? Şimdi burada büyüklere bakalım. iş düşüyor arkadaşlar. Büyüklere şöyle iş düşüyor. Hadise tarafı değil tabii. Hadisenin bir tane annesi var yazık. O da hangi kardeşine aynen. Uğraşsın o değil. Ama erkek tarafının ailesi çok önemlidir evliliklerde. Yani bir evliliği tamamen yok edebilir bir erkek ailesi genel. Tamamen de yapılandırabilir. Çünkü erkekler, biz annelerimizi dinlemeyiz kızlar. Çata çat sizin için kavga ederiz. Ama erkekler annelerini ne derse dinlerler ya. İyi veyahut da kötü, doğru veyahut da yanlış. Burada diyeceksiniz ki gel bakayım siz evlendiniz bu kadar. Bunun oğlunuza bir şekilde... Ne olduysa oldu yani ne eğer dönülmez akşamı ufkundaysa o ayrı bir şey tabii. Hani dönülmez bir hata varsa ayrı bir şey. Ama kırgınlıkla veyahut da bir şeyle ufak tefek bir şeyse ailenin araya girmesini biz buradan doğru olduğunu düşünüyoruz. Dananın kuyruğu muhtemelen yarın kopacak. Yarın muhtemelen yarın açılış var çünkü büyük açılış yarın. Hmm. Ve en önemli muhtemelen biz de muhabirlerimizi ve... kameramızı göndereceğiz diye tahmin peki, ediyorum. Peki bu bir reklam olabilir mi? Yok olamaz. Ben çok mutsuz. Bu ya. Çok ben negatif bir reklam olmadım. Ama yani olabilir ama mi? Ama bütün olabilir. Herkesin gözü orada tabii, olacak. Olabilir mi? Olabilir. O yüzden de doğru mu? Doğru. Ama... Ya ben sana söyleyeyim bir pastane açılışı içinde insan bu kadar güzel giden bir hani görüntüyü en azından bize göre bir pastane istemez. Ama onlara göre hayatlarını kurtarma. Çünkü ticari olarak Mehmet'in durumu iyi değil. Dolayısıyla iyi olmadığı için... büyük hamleler yapmak zorundalar. Belki bunu da düşünmüş olabilirler ama bazen de evliliklerde ilk birkaç ay her zaman sıkıntılı hep ve olur. Zor dönem. Evet, evet zor dönemdir. Ama Hadise eğer bu kadar büyük bir oyuncuysa çok iyi yani hemen dizilerde oynasınlar. Ben asla Hadise'nin çünkü rol Hadise yaptığını bol bol konser de almaya başladı. Konserlerini... Şimdi Hadise'nin konser takvimine evet. De bakalım. Yarına denk getirecek bir şey varsa o da tehlikeli. Bak o da tehlikeli. Konserim vardı gitmedi mi de yemeyiz değil ama mi? Ama bu öğlen 2'de falan olacağı için ancak başka bir şehirdeyse. Bir şey daha var Artur. Sen biraz önce Mehmet İnçerli'nin sayfasına baktık. Evet. Paylaşımı Hadise beğenmemiş. Buna müziğini kadar ki... çıkartmış canım daha ötesi var mı? Bir insan, bir erkek bu. Ya şu ani şeyleri hiç sevmiyorum. Bak ani. Yani kavga edin. Ben Mehmet'te öyle bir cesaret görmüyorum. Hiç kusura bakmayın. Nasıl? Mehmet de o yüzüğü çıkartacak cesareti görmüyorum. Bak ben bir kadının mesajını yakalarsam. Tamam da. Kocamın şey bak. Ama kocadan bahsediyorsun. Kocadan bahsediyorum. Ama, hayır yani kadından bahsediyorsun ayrılırım aslında. Ayrılırım ondan.
ayrılır. O da çıkartır. Ben çıkartırım, o da çıkartır. Ben size söyleyeyim mi? Hadise'nin Mehmet'in ailesi Hadise'yi bence abluka, yani yapma, etme. Bunu giymesin. Mehmet bunu giymesin. Bak burası bir aile şirketi. Aile apartmanında yaşıyor gibi düşün Seren kendini. Evet. Giriş çıkış saatlerin, giydiklerin, içtiklerin, yediklerin, içtiklerin. Hatta sana alınan bir hediye bile ailenin kasasından sorumluluğunun geçiyor. Ay hiç yapamam öyle bir şey. Evet ama yapamazsın ama bilecek bir yer bilerek. Çok teşekkür ederim. Bak, hiç sevmem bak, öyle bir şey. Ama bilerek evlendim. Burada özellikle gösteriyor parmaklarını. Ve böyle. Show must go on diye. Aynen. Show must go on orada tabii. Çok kötü bir işte şey. Anlamı nereye yüklersen oraya gidiyor ya şu anda yani böyle olduğu için. Gösteri devam etmeli diyor. Evet yani, ben açılışımı ama, yapıyorum, işime tabii, bakıyorum. Ama show must go on şimdi bir yeni bir açılışta. Show must go on neyin arkasından söyleyebilirsiniz? Bir şeyler yaşanmıştır. Evet işte. Ama ne olursa olsundur. Ben ayaktayım. Show devam etme. Evet. Ne olursa olsun vardır onun. Ay, aynen aynen ya. İşte. Anladın mı? Hep bir yani. Ayrılık olur arkasından bismillah. Ha. Başlıyoruz. Ha. Lan ha. Neye başlıyoruz? Yani çalışmam lazım. Ha. Benim hemen kendimi... ya o zaman siz karın varken çalışaydın değil mi yani? Ay çok o kadar zor işler ki. Şu hayat o kadar kısa ve hiçbir şey için gerçekten ne... Yani işte baba... Hayat kısa kuşlar uçuyor diyorsun. Ne oldu şimdi Hadise? Bazıları hep böyle. Hadise bunu da meşru etti şimdi. Bu da pastanesini açıyor. Yani bir şey söyleyeyim, erkeklere hiçbir şey olmuyor. Ama win-win. Ha? Win-win. O da ne Hadise'yi bin? Aldı götürdü. Nereye götürdü? Hadise sıfırdayım diyor ya bak böyle yapıyor ya sıfırdayım. Öyle onu işten söylüyor ki o sıfırdayım. Evet o şarkısını daha önceden de öyle söylüyor olabilir ama bu sefer başka türlü söylüyor. Artık yani tükenmiş bu kız. O yüzden de ben merak ediyorum ne olduğunu. Ama yaşadıkları da kolay değil ama tabii. Ama bir şey söyleyeyim. Dönülebilecek bir şeyse ailesine de buradan sesleniyorum erkek tarafının. Mehmet Dinçen'e çok güzel sahip çıktı kayınvalide. Bu da aileden sorumlu devlet bakanı evliliklerde. Ama aşkım bir şey söyleyeceğim. Kayınvalide öyle iyi ve pamuk bir kadın ki. Evet. Hadisenin en o deptebeli şeyinde gene de oğlunu. Ha sardı sarmaladı aynen. Manolar giyen Hadise'yi aldı. Yemeğe de gitti. Gelini olarak da aldı. Bir de güzel düğünde yaptılar. Yaptılar yani. Aynen. Şimdi. Kız da Hadise de eskisi gibi bak burada eleştiriyoruz. Diyoruz ki niye Hadise eskisi gibi giyinmiyor? Niye bu kadar? Yok şortla çıkıyor, yok bilmem ne çıkıyor. Mehmet Ali geldi dün aynı şey eleştirileri yaptı. Kız da özveride bulundu. Burada çıksa çıksa hata Mehmet'ten dolayı çıktı. Sizin oğlunuzdan dolayı. %100 eminim bak hiçbir şey bilmiyorum öyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ailenin yarın araya büyük girmesi gün. Gerekiyor. Ha? Yarın büyük gün. Yarın en önemli ha, açılışları. Hadise'cim sana da şunu söyleyeyim. Beraber olmak ve sevmek kadar ayrılmak da çok aşka dair ve hayata dair. Kim ne derler için yaşayacak ikinci asla. Bir hayatımız hiç yok. Bir günümüz yok, vaktimiz yok ya. Eğer üzülüyor musun? Bunlar da ayırmak mı istiyor, birleştirmek mi istiyor? Ben Hadise mutlu olsun istiyorum. Günün sonunda yani. Benim muhatabım gerçekten Mehmet Dinçerler değil. Hadise'yi konuşuyoruz ya, Hadise'nin mutlu olmasını istiyorum. Yani. Bir hata yaptın evet. Bir daha da Allah sana böyle bir şey yaşatmasın, şeytana uyma. İyi de Hadise o zaman Mehmet Dinçerleri kullanmış oluyor. Mehmet Dinçerler. Niye o zaman böyle oluyor? Niye kullanmış? Niye o zaman siz Hadise'yi korumuş oluyorsunuz? Yok hayatım. O zaman burada adamı kullanmış oluyor. Ya kimse kimseye... Kendini temizlemiş oluyor. Kimse kimseye kendini kullanmış. İnan bana, hiç kimse hiç kimseyi temizleyemez. Tarih öyle bir şey ki böyle kadını gördüğün zaman böyle arkasında bütün yaptıklarını görüyorsun bir kadını gördüğün zaman. Hadise'ye de baktığın zaman bunu göreceksin. Hiç kimse hiçbir şeyi kapatamaz. Ama burada bu Hadise Acun onu gönderdi. Bence i̇şte burada en masum kişi oldu. Mehmet Dinçerler o ya zaman. Ya Mehmet masum zaten. Ha. Mehmet'in suçu yok. Yani Mehmet, anladın ama mı? Ama Hadise umduğunu bulamadı. Mehmet ailesi hani zaten o kadar zor günler geçiriyorlar. Bu arada Mehmet'in olarak. Ailesini de yürekten tebrik ediyorum. Mehmet'in ediyor. Ailesi kesinlikle. Var ya. Başka. Ben hani o amcaların alakalı problem o bizi ilgilendiriyor. O tabii o ticari. Onun da düzeltmeleri lazım. O amcaya da yazık çünkü onu da söyleyeyim ama. Yani Mehmet'in ailesi benim için. Bak ben görsem kayınvalidesini Mehmet'in ailesi elini öperim. Aynen. İşte ben de. Kesinlikle yani bu kadar asil bir kadın. Aynen. Bu kadar düzgün. Bu kadar konservatif olmalarına rağmen. Kendi inanışını ahlaki değerleri onlar bunlar muhafaza 5 vakit namazı türbanlı bir hanımefendi. Gitti Hadise'yi aldı. Başka aile almazdı. 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 Evet. Buna rağmen düğününü yaptı falan. O yüzden en azından bu kadar ki, çabuk almazdı. Bu kadar her şey sıcakken. Yok o çocuğa da aferin. Ailesine evet. Kabul ettirdi. Evet. Aslında Mehmet'e de oradan bizden i̇şte, bir aferin. Evet benim de demek istediğim o. Ama şimdi siz bu o. Yolda böyle giderken birdenbire ufacıktan bir şeyse bu
Yani aranızda tamir edeceğiniz bir şey varsa bunu tamir et. Ben bir şey söyleyeyim mi Serap? Ama etmeyecek bir şey varsa Hadise'cim sana da söyleyeyim. Erkeğe bir şey olmaz. Yürü git. Aldatma falan yoksa ne olur biraz durun. Yani. Yani eğer Mehmet seni aldatmadıysa ben hemen. Ben burada bir aldatma olduğunu düşünmüyorum. Ben de sanmıyorum. Bu kadar... Ya kızlar çok iyi yazıyorlar. Yapışkan evet. Kadınlar Hadise'yi çok sevdiğini evet ya. Ama onun akli dengesi iyi. Yani Hadise'ye de bir sürü adam yazıyor. Şimdi burada ikisi de bir şekilde ünlü. Bir yerde bu yazılmaları yani. Şimdi sana bir sürü insan yürüyordur Instagram'da. Mustafa bu ne diyecek? Aa sen beni aldatıyor musun diyecek. Bu akıl hastalığı yani. Bravo Arto, aynen tabii, doğru konuşuyorsun. Öyle bir şey olur ben mu? Ben söyleyeyim insanlar kime yürüyüp kime yürümeyeceğini çok iyi biliyor. Hayır yani, bilmiyorlar. Var ya. Hayır Seren bilmiyorlar. Ne cüretkar, evli kadına ne... yazıyorlar ya. Ama deli adam insanlar var kocasıyla ya. Kocasıyla fotoğraf koymuş kadına yazan adam aynen, var. Aynen ya yok. Ne abuk sabuk adamlar var. Bazıları şunu belli edersen yazmaya cesaret eder mi? Peki? Ederler. Hayır, benim demek istediğim burada... başka bir şey. Ay Serhan'cığım yani... ben böyle fotoğrafımı koyuyorum. Ayaklarım ne güzel diyor. Buramı koyuyorum o ya. Hangi duruştan bahsediyorsun? Yani anladın mı? Hani, ayaklarım ne güzel diyor. Ki benim ayaklarım da tarak güzel de değil biz ya. Biz mesela Seren'in devamlı şey büst fotoğrafını koyuyoruz. Neydi? Neydi neyse onun bugün adı? Benim bedenimle aldılar en sonunda kanalı. Ruhuma sahip olabilir. Bedenime sahip olabilirsiniz o ruhum asla. Peki biz istiyoruz ki mutlu olsunlar. Başka hiçbir isteğimiz yok. Yarın büyük gün. Yarını merakla bekliyoruz. Vallahi. Yarın büyük gün. İnşallah şimdi Petek Dinçöz'e geçeceğiz. Hadise de orada olur. Petek Dinçöz. Petek Dinçöz bir evlilik evet, yaptı. Yani... Evliliğin ardından hem kariyerindeki değişiklik hem yüzündeki hem hayatındaki sosyal medya değişikliği bu evliliği. Kariyerinde bir değişiklik mi oldu? Adım attı. Bir açılım var. Bir öyle açılım mi? Var. Bu evliliğin kariyeri için de atılmış büyük bir adım mı diye soruları geldi. Yani... Yani acaba Nida'yı arkasına alıp belki bir televizyon programı, müzik kaseti ya da CD'si mi? Zaten ilk kocasına da evleneceği zaman onun öncesinde de böyle bir planı vardı da evlendi. Bakalım. Yani Petek buna önem veren bir kız zaten. Bir izleyelim mi? Yani olabilir mi bakalım. İhanet, hamilelik ve velayet skandallarının gölgesi altında Nida Büyük Bayraktar'la dünya evine girdi. Evliliklerinin reklam ilişkisi olduğu söylendi. Kulaklarını tıkadı. Petek Dinçöz Nida Büyük Bayraktar'la kariyeri için mi evlendi? Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bunun sinyalini nasıl veriyor? Hep beraber yeni şarkıları kutlayacağız. Son yaptığı paylaşımdaki abartı filtre nasıl alay konusu oldu? Türkiye'ye geçtiğimiz ay bu olayı konuştu. Petek Dinçöz bir anda çocukluk aşkım dediği Nida Büyük Bayraktar'la evleneceğini duyurdu. Herkes şoke oldu. Eleştirilere kulakların tıkayan ünlü şarkıcı ardından jet hızıyla dünya evine girdi. İhanet skandalları, Nida Büyük Bayraktar'ın Dinçöz'ün annesi Suay Tuğuş'u yıllar önce darp ettiği söylentileri derken bir bomba daha patladı. Ani evliliğin sebebi hamilelik mi? Bir ve özgür iradeyle iyi ve kötü günlerinizde bir ömür boyu sevgili Nida Büyük Bayraktar beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Çıkan haberler Petek Dinçöz'ün suratına tokat gibi geliyor ancak Dinçöz Büyük Bayraktar'la mutluluk pozları vermeye devam ediyordu. Darbeler bunlarla sınırlı kalmadı. Eski eş Serkan Kodaloğlu oğulları İrfan Aslan'ın velayetini almak için avukat ordusuyla harekete geçti. Balayı pozlarından mahkeme koridorlarına uzanan bir evlilik hikayesi. Yüzükler takıldı, evlilik gerçekleşti, balayı yapıldı. Petek Dinçöz ara verdiği müzik kariyerine bomba gibi geri dönmek istiyordu. Eğlence sektöründe hatırı sayılır bir şöhreti olan Nida Büyük Bayraktar'ın çevresinden faydalanmak mı istiyordu? Petek Dinçöz'ün bu evliliğin arkasında aslında kariyeri mi vardı? Dinçöz'ün sahneleri ve müzik piyasasına dönmesinin tek yolu bu evlilik miydi? Peki oğlu İrfan Aslan'ın velayetini kim alacak? Eski eşi Serkan Kodaloğlu mu yoksa Petek Dinçöz mü?
Öte yandan Petek Dinçöz sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Dinçöz son yaptığı paylaşımla biraz alay konusu oldu. Herkes efekti biraz abartmış galiba yorumunu yaptı. Ya filtreyi abartmış bilemem. Hepimiz yani. İçin gerek yok. Yani. Filtresiz çık, filtre kullanma falan diyorlar ama filtre boşuma gidiyor. Valla benden daha çok güzel boyuyor. Filtreye yasak gelecek galiba bir şekilde. Kim buna yasak verecek? Yani genel dünya bazı olarak psikolojik var, bilmem ne. Evet. Öyle galiba bazı ülkelerde artık abartıyorlar. Evet yasal olarak. Olacakmış. Bir şeylerden dolayı sağlıkla ilgili herhalde. Mete'nin evliliği ya sen tanıyorsun beyefendiyi. Tanıyorum. Nasıl gidiyor sence? Vallahi yani tabii ki görüştüğüm bir insan değil. Yani görüştüğüm samimi bir arkadaşım olsa zaten düğününe giderdim. Dolayısıyla dışarıdan tanıyorum. Çok eskiden tanıyorum sadece. Yani dediklerine göre... Bana o kadar geçiyor ki gerçekten... Yani işte dediklerine göre yani çocukluk aşklarıysa bitmemiş bir beyefendi, ilişki diyelim. 25 senedir bekliyorum da 8 hiç senedir başka canım, kadınla aynen. Berabermiş başkasıyla evleniyormuş. 8 sene Didem'le, Taslan'la, 8-10'la, 8 öbürüyle... Hayır son bir tane işte, bir kızla berabermiş, evlenmek üzerelermiş. Tabii. Nasıl sen şimdi 25 senedir bekliyorsun? Ben erkeklere de kızıyorum. Bir önceki hayatınızı bir kadar silip de böyle çöp yapıp atmayın. Ama sonuçta yani, öbür taraf da bekliyor. Beklemediği için hani nasılsa. Hayır ya. Hani? Petek'ten önce bir kızla berabermiş. Tamam. O kızla evlenmek üzereymiş. Biliyorum ben tanıştım. Yani gelinlik falan bakmışlar. Aynen. Hayır şimdi diyor ya mesela 25 senedir bekliyordun. Beklemiyordun 25 senedir şimdi. Tamam oldu. Yani 25 Petek ayrılınca adam da mı ayrıldı? Petek başkasıyla yani. Evli kendimi bekliyordun o zaman. Yani onlar yanlış söylemler. Yani yaşanmışlıklara saygısızlık aslında bence. Güzel söylemler mesela, değil yani. Mesela hayatına Petek'in, doğru değil çünkü Petek'in hayatına Nida girince mesela en önemli destekçisi olan Aslı Güder Miami'ye hatta onun için gitti. Şu anda ne Instagram'ında var ne yani şey menajerliğini yapmaya başlamıştı. Onun için oraya gitti. Ev aldılar bilmem mi? Şu anda mesela hayatında yok. Aa. Muhtemelen düğüne de gitmedi. Yani bambaşka arka tarafta Miami'deki planlar. Miami'deki ev ne oldu? İşte arka tarafta bambaşka. Orada annesiyle oğlu onu, orada. Peki, galiba aa, değiller tabii. Galiba döndüler diye de biliyorum. Ben öyle biliyorum. Ben oğlu orada hani ya orada iyi olur çünkü bence Petek de İngilizce öğrensin. Evet ama. Çocuğu da öğrensin. Küçük oğlu yaşta İngilizce başında. Bilmiyor. Anası İngilizce bilmiyor. Öğrenirler nasıl... öğrensinler. Vay. Ya, çocuğu öğrensin en azından ne bileyim ben bilmiyorum tabii bunlar para çok orada kolay. Yaşamak da para sen bir de daha kolay iyi biliyorsun. Değil yani belli bir yaştan sonra gidip oraya alışmak çok zor iş. Nida Bey'in parası var mı? İşletmeci diye biliyorum İşletmeci, ben. Yani eskiden işletmeciydi sonra minik minik ticari hayata da atılmıştı her zaman bir şeyler yapıyordu ama detaylı olarak bilmiyorum. Ama söz sahibi bir adam. Bir de şunu bence. Soracağım. Öyle piyasada Petek ve sahneleri için faydalı olabilecek biri mi? Evet. Efektif olarak. Evet, ama yani işte ne kadar çalıştırmak isteyecek, ne kadar istemeyecek. Bence sahnede çalıştırmayabilir. Yok Allah Allah. Televizyon yaptırtabilir. Allah Allah. Kesinlikle ben duydum. Sağa sola arıyorlarmış. Hatta Sibel Can'ın menajerinle bağlantıya geçmişler. Tabii Sibel Can'ın, Orhan Alkan Sibel Can'dan başkasına çalışamaz. Tabii de yardım etmesi için ulaşmışlar ona falan. Yani sahneye de çıkmasını istiyor. Şimdi her adam karısının tabii sahneye çıkmasını istemeyebilir. Daha olgun yaştakiler. Tabii. Ama bu adam işletmeci olduğu için, evet. bu camiada olduğu için o gözle bakmaz. Ben Petek adına şöyle seviniyorum. Petek çok çekti biliyorsunuz ilk evliliğinden. Buradaki biz daha buraya ben gelmeden sen daha önceden buradaydın. Cumhurbaşkanı eşine kadar herkesten şiddet gördüğüne dair yardımlar istedi falan. Allah tabii o kadar büyük ki kızın belki de bedduaları tuttu. Adam tepe taklak gitti şu anda. Tamamen her şeyini kaybetti. Yani öyle haberler çıkıyor. Ortağına bir şey yap. Ortak değil işte bir zengin bir adam para koymuştu. O işte internet şeylerini kanala çevirmişlerdi falan. Hepsi elinden gitti. Her şeyi hacizle. Şimdi bu kız çok uzun seneler başkasına evlense de kurtulamadı. Ya ben çok iyi biliyorum bir balıkçı tanıdığımız orayı arıyor evliyken çıkartmayacaksınız Petek'i diyor. Hiçbir basından hiç kimse yayınlayamıyordu Petek'i. Hiçbir yerde Petek çıkamıyordu. Yok, yazık ekmeğine yok. Mani oldu. Yani evet, çok uzun yıllar çok uzun evet, çıkamadı yıllar, doğru. Yani, şey oldu kötü oldu yani. O yüzden eğer böyle bir destek yarın da bu beyefendi Allah korusun ayrılırlarsa
Şimdi bu adamlarda şöyle bir şey var. Ben yaptım, ben ettim. Benden ayrılıyorsa bitsin. Yani böyle bir şey var. Halbuki niye bitsin? Yani sana ne yapmış da bitsin? Yani sen ona buraya getirmek için bütün 10 yıl, 15 yıl boyunca hepimizi mahvetmek için ne haberler yaptın sen ekranda? Onu çıkartmak için niye şimdi onu bitirmek? Seni terk etti diye mi? Seni bıraktı diye mi? Yani bunu niye yediremez erkekler? Gibi şeyler düşündüğüm için bu kız da mutlu olsun. Olamadı. Ya sözünü belki geçirebilenler, çocuk, geçiremeyenler. Bu şimdi bak ne oldu? Petekar yerde çıkmaya başladı. Bu ne demek? O tarafın gücünü tamamen kaybetti işte. O kadar büyük ki Allah. Ne oldu? Petek çıkıyor şimdi. Hiç kimse de ondan korkmuyor. Çünkü yani öyle şeyler duyuyordum ki etraftan. Petek'le ilgili değil. Ama erkekler tehdit ediyorlar elindeki şeylerle. Oraya, buraya, şuraya. Senin için bunu yazarım. Senin için bunu yazarım. Böyle yaparım. İnternet kanalından onu. Yani Petek'i kim çıkartırsa bir korku şeyi de tünelin içerisinde de herkes tehdit ediliyordu falan. Ama tabii o adam da bu gücünü tamamen kaybedince şu anda Petek'i herkes rahat rahat konuşabiliyor. Hazır böyle bir durumda varken, böyle de bir eş bulmuşken ben de olsam. Ben bir televizyon programı gibi bir şey bekliyorum. Daha böyle dingin bir şey. Sahneye de çıkmalı bence. Sahneye de böyle ekstralar gibi. Ama bayi Petek toplantı. Var televizyonda olsa izlenir. Şey izlenir, öyle bir izlenir. Şey. Yani bence izlenir. Onun adımlarını atacaklardır. Peki. Çünkü Nida'nın o tip çevreleri var, de var. Öyle mi? Petek de yani bir program yapılması için ama öyle uygun. Talk show'lar falan eskisi gibi onların modası geçti öyle bir şey ama belki bir konsept programı. Işte, kadın ama ilk önce gibi. Bana göre sahneye atmalı kendisini. %100 sahnede olmalı. Evet, sahnede peki olmalı. Şimdi reklama gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Reklamlarda da oradan takip edebilirsiniz. Programı güzel görüntülerle kapatalım dilerseniz. Ne gibi? Düşenler, yaralananlar. Hayır. Rezil olanlar. Güzel bir görüntü. Murat, bak Murat Dal Kılıç'ı bize düşman etme. Tamam. Senin yüzünden adam düşmediği halde düşmüdüğü olarak verme. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Peki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç balayından döndüler. Nereye gittiler? Bir fotoğrafla. Allah biliyor şu an nerede olduklarını. Ama mutlular tabii ki isim adı üzerinde. Bal ayı. Sanki bunların ilişkisi oturdu gibi gözükmüyor mu? Bunlar çok oturdu. Zaten çok para harcadılar. Evet. Sakın ayrılamazsın. Yemin ederim. Oğuzhan'ın zaten iki kuruş parası var. Aynen. 10 yıllık şeye gitti çocuğun. Yani bunlar isteseler de ayrılmasınlar. Ben duydum annesinin emeklilik parasını. Baksana çocuğun sakalları da annesinin emeklilik parasını da almış biliyor musun? Yok. Düğün için. Şaka ben yapıyorsun. Evet. Yani ve düğünün masraflarını. Anne ya, yavrum. Gerçekten mutlu etsin. Aynı yani. Senin annen. Benim annem. Benim annem hem veriyor hem geri alıyor. Sen doğru mu söylüyorsun? Yani ne bileyim öyle duydum ama yani biraz hani. Sanmıyorum. Valla anne deyince annemi de özledim ha arada. Yılan ablam yüzünden konuşmuyorum. Kim? Yılan ablam mı? Evet. Bir tane üvey ablam var ya maşallah. Neyse ona da sıra gelecek önümüzdeki hafta. Evet. Peki neyse. Şimdi bu çiftin... Ay birden ter bastı birden. Bana da bastı. Sus. Ben kendim de alakalı hiçbir şey işte saklı. Bende hiç evet. Öyle şey yok yani. Ben de öyleyim. Ben kendi ailem de olsa... Haftaya Seren Serengil skandalını açıyoruz dermişim. Seren Serengil skandalı olmadı hayır, dosyasını açabiliriz. Dosyasını açalım. Evet. Dosyasını açalım. Dosyası kabarık olanlar düşünsün. Evet. Valla ben bu çiftin gerçekten biraz önce konuşurken söyledim... Kafa olarak, büyüme şekli, yaşam tarzı, aile hep aynı. Çok birebir o meç olduklarını düşünüyorum. Burada hiçbir absürtlük yok. O yüzden zaten tuttu. Kumaş tuttu. Dikiş tuttu. Nida Bey bize teşekkür etmiş, mesaj attı. Güzel yorumlarınız için ve duygularınız sana için. Sana mı mesaj attı? Evet, senin telefonu nerede vardı Nida Bey? Çok eski dostum dedim ya. Nida Beyciğim. Nida Bey teşekkür mutluluklar evet. Diliyoruz ama eski yaşanmışlıkları da her zaman sevgiyi, saygıyı... tutmak size yakışır. Duydum çünkü başkasıyla çok uzun süre bir ilişki yaşamışsınız. O tarafın da bir kalbi var. Biz zaten Petek'i seviyoruz, destekliyoruz ama oraya da giderken kalp kırmadan gitmek lazım. Yoksa olmuyor, dikiş tutmuyor. Peki, dikişler tutmuyor, program bitiyor. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.